Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Tarih galipler tarafından yazılır. Walter Benjamin. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam İran ve Modern Tarih adlı sunumu yapacak olan 1986 İstanbul doğumlu tarihçi ve araştırmacı yazar Coşkun Faik Kavala, Kabataş Erkek Lisesi ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Beyaz Rusya'da, Çin'de ve İtalya'da eğitim görmüştür. Araştırmalarını yakın tarih, sanat tarihi, dinler tarihi, mitoloji ve etimoloji alanlarında sürdüren Coşkun Faik Kavala, İngilizce, Fransızca, Çince, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir. Coşkun Faik Kavala, 2012 yılından itibaren profesyonel turist rehberi ve yeminli tercüman olmuştur. 2017 yılında bir yıl süreyle Fas ve Tunus'ta çalışarak İslam tarih, kültür ve sanatını araştırmıştır. Kendisi evli ve bir kız babasıdır. Buyur lütfen sevgili Coşkun, seni dinliyoruz. Evet, sesi açtım. Görüntü ve ses umarım temizdir, duyuluyordur. Değil mi? Şu duyuluyor. Anda duyuyorsun. Ha, çok iyi. Gayet güzel duyuluyor. Tamam, görüntü temizse ben müsaadenizle başlıyorum. Evet, şimdi öncelikle çok teşekkür ederim. Bu sizlerle üçüncü aslında konuşmamız oluyor. İlk önce Ayasofya, tabii Ayasofya'yı konuşmuştuk ama İran konulu ikinci yayınımız oluyor. İran tabii uzun bir tarihe sahip. Bu yüzden biz İran kadim uygarlık tarihini, yani işte Perslerden itibaren, Joft uygarlığından itibaren, arkasından Elamlar, arkasından Medler, Persler, Partlar, Sasaniler, arkasında İslam fethileri, İslam dönemi, Türklerin gelişi ve Türklerin İran coğrafyasında kurduğu bütün hanedanlar, Selçuklulardan, Harzemşahlardan, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timur ve işte arkasından meşhur Safeviler ve yaklaşık olarak Kaçarlara kadar geldik. Nadir Şah dönemine kadar gelmiştik. Ondan sonrasında kısaca biz anlatmıştık, soru cevap yapmıştık. Ben İran araştırmasını aslında Türkiye-İran olur mu sorusuna cevap arayarak başlamıştım. Türkiye-İran olur mu diye bir söz vardır. Yani çok uzun süredir bu konuşulur. Efendim, Türkiye ile İran'ın benzer yanları var, farklı yanları var. Türkiye'de İran tipi bir şeriat kurulma tehlikesi var mıdır vesaire diye biz çocukluğumuzdan beri bunu duyarız. Şimdi burada bu soruya cevap aramak için ben önce İran devrimini incelemeye başladım. Daha önce de devrimlerle ilgili işte Rus devrimi üzerine çalışmıştım, Çin devrimi üzerine çalışmıştım. Bunları karşılaştırma olarak yazdım. Türk devrimi üzerine hala çalışıyorum. Ve İran devrimi üzerine çalışırken baktım ki İran devriminin veya İran yakın tarihinin kökleri aslında kadim tarihinde. Ve toplamda 800 sayfa mı oluyor? Yani o kadar bir şey oluyor. İki kitap çıktı. Hatta bu tek kitap olacaktı büyük ihtimalle. Biz bunu ikiye ayırdık. İran kadim uygarlık, İran modern tarih diye. Modern tarih dediğimiz, modernite dediğimiz zaman anladığımız bir şey değildir. Yani işte çağdaşlık, şık olmak, işte modern bu anlamda kullanmıyor geldi. Yakın tarih anlamında, yani modernite, modern çağ, sanayi çağı, sanayi toplumu çağına girişle beraber modern tarih kullanılıyor. Bu konudaki mesela pek çok kitapta Modern History başlığını görürsünüz. Bu konuda en büyük sağlam abideli eser Abbas Emanet'in, İranlı büyük tarihçi, benim de çok saygı duyduğum, Modern History of Iran kitabıdır. Bu tabir genellikle kullanılır. Modern History of Turkey, Modern History of Russia, Modern History of France falan der gibi. Modern tarih, yani yakın ve sanayileşme sonrası dönem. Ama şimdi İran'ın modern tarihi dediğimiz zaman bunu yaklaşık olarak
Safevilerin sonu Nadir Şah'tan itibaren başlatmamız lazım. Çünkü İran'ın belli başlı özellikleri var. İran'ın kendine has bazı özellikleri var. Bizden farklılaştıran, onu özel kılan, unik kılan bir anlamda. Biz bunu kısaca, ben bunu özetleyerek gireyim. İlk yayınımızda bunlardan bahsetmiştik. İran'da bir kere bir din olgusu var. Türkiye'de yok mu? Türkiye'de var, Türklerde de var. Ama İran tarihinde ta Zerdüştilikten beri, Zerdüşt düşüncesinden itibaren şöyle bir olay olduğunu görüyoruz bir kere. Din adamları ve ruhban sınıfı. İran'da böyle bir olay var. Ruhban sınıfı var. Bu ne zaman oluşmaya başlamış? Daha Pers Hahameniş İmparatorluğu döneminde oluşmaya başlamış. Arkasından kurumsal yapı olarak devletin kontrolü altında değil. Çok önemli. Devletin kontrolü altında değil. Devlete paralel, devletten de bağımsız bir yapı olarak Sasani döneminde Mubeden Mubet liderliğinde, yani nasıl devletin başında şeyhin şah var, şahların şahı var. Efendim bu hiyerarşinin başında Mubeden Mubet, yani rahiplerin rahibi adlı bir liderin komutasında örgütlenmiş hiyerarşik bir ruhban sınıfı var. Daha İslam ortada yokken. Bu birinci katman olarak bunu düşünelim. Bunun üzerine bir de Şia geleneği var İran'da, ki İran'ın Şiileştirilmesi esas olarak Şah İsmail döneminde. Ama Şah İsmail dönemine kadar da zaten İran'la Şia arasında bir takım bağlantılar var. Bunları daha önceki yayınımızda da biz uzun uzun anlatmıştık. Kısa geçeyim. Ama Şah İsmail'in 1501'de Tebriz'e girip ve bütün İran arkasından, İran'ın coğrafi anlamda kullanıyorum bu arada ben, şu anda İran coğrafyası anlamında, bu coğrafyayı ele geçirip burada Şia'yı resmi mezhep ilan edip bununla yetinmeyip, bu çok önemli şey, çünkü daha önce İran'da Şia zaten resmi mezhep ilan edilmiş Olcaytu döneminde, İlhanlılar döneminde, ama Şia dışındaki mezheplere hoşgörüyle bakılmaması ve diğer bütün Safeviye tarikatı dışında bütün tarikatların kökünün kazınması çok önemli bir farklılıktır İran'da. Yani İran'da baktığınız zaman İran dininin, din anlayışının içinde Türkiye'deki gibi birbirinden çok farklı mezhepler, birbirinden çok farklı tarikatlar, cemaatler, farklı din algılayışları yoktur. Bu fark çok önemli bir şey bizim şu anki anlatacaklarım için. Mesela Türkiye'de birbirinden çok farklı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın aklında başka bir İslam düşüncesi olabilir. Caner Taslaman'ın aklında çok farklı bir şey olabilir. Adnan Hoca'nın kafasında çok farklı bir şey olabilir. Rahmetli Haydar Başa vardı. Onun çok farklı bir İslam anlayışı olabilir. Şimdi bunlar birbirinden farklı. Sünni ve Alevi vesaire, ama çok farklı görüşler var. Şimdi İran'da din dediğiniz zaman özellikle Safevilerden itibaren bir ruhban sınıfı var. Yani Batı'da olduğu gibi, nasıl Roma Katolik Kilisesi, onun gibi özellikle Kum ve Meşhed gibi kutsal sayılan şehirlerde, medreselerde okuyan talebelerin yükselmesiyle, işte bunlar Molla deniyor. Molla aslında öğrenci bir bakım, ama Hüccetül İslam olmaları, daha sonra Ayetullah, daha sonra Ayetullah-ı Bozorg olmaları, daha sonra en yüksek merce-i takdit olmalarıyla bir hiyerarşik, nasıl işte papaz, kardinal falan diye gider Batı kilisesi. Bunun gibi bir hiyerarşik yapılanma var ve tek. Yani bunun dışında İran'da farklı tarikatlar, cemaatler Şia içinde yok. Sünnilerde olabilir. Ama zaten Sünnilerde Beluciler ve Kürtler vesaire az bir azınlık. Ama İran'ın %90'ı Şia. Şimdi bunu ortaya koyduk. Şimdi bir ruhban sınıfı gibi bir yapı var İran'da ve oluşmuş. Bunun dışında İran için, İran tarihinde ve kültüründe bir dini ve metafizik bir olay var. Bu metafizik olay da nedir? Bütün yeryüzünü bir savaş alanı olarak kabul etmek. İyilik ve kötülük arasında bir savaş alanı. Yeryüzü bu. Mesela Çin düşüncesi bundan farklı. Çin düşüncesi her şeyin orta yolu en iyisidir falan der. Tanrı anlayışına çok önem vermez. Ama İran'da bir dualite var. İyilik ve kötülük neredeyse eşit güçte, ki bunlara biz işte Angra Mainyu ve Ahura Mazda deniyor. Ahura Mazda iyilik, Angra Mainyu kötülük. Bunların arasında bir savaş alanı. Bütün dünya yeryüzü. Bu savaş alanında zaferi sağlayacak olan kim? Ahura Mazda ve iyilik tanrısı insanları çekip kurtarmayacak. İnsanlar arasından bir savaş yant çıkacak
Ve işte o Saoşen daha sonra Yahudiliğe girip Mesih inancını, daha sonra İslamiyet'in içinde gelişerek bir Mehdi düşüncesini ortaya çıkaran bir köken aslında. İnsanlığı bu savaştan, bu kötülüğün zafer kazanmasına kurtaracak olan bir Mesih, bir Mehdi, bir seçilmiş insan, bir seçilmiş kişi ortaya çıkacak düşüncesi, bu düşünce tarihte ilk kez Zerdüşt tarafından Gatalar kitabında milattan önce 2000'li yıllarda kitapta şu ortaya çıkmış. Bu demek ki efendim bunun bilmiyorum bizde baskısı yerlerde var mı? Legata Lelü Sublime de Zaratustra diye ben bunu almıştım zamanında. Gatalar kitabı. Şimdi burada Saoşyant'ı tek tek anlatır. Çok tarihi bir işte kaynak. Şimdi demek ki İran'ın kendine ait bir takım özellikleri var. Türkiye'den farklı. Türkiye ile benzerlikleri neler? İşte yarı yarıya neredeyse %40'a yakını bir Türk nüfusu var İran'da. İran-Azerbaycan Türkleri var. Onun dışında ihmal edilen biraz da Kaşkaylar var mesela. Yani İran Türklü dediğimiz zaman sadece Tebriz Erdebil'i düşünüyoruz. Halbuki Şiraz'da, halbuki Yezde çok yoğun işte Kaşkay grupları var. Türkmenler var. İşte Halaçlar var, Şahsevenler var, birbirinden farklı gruplar var. Bunlar Türk. Bir kısmı hatta hala göçebe yaşamını devam ettiriyor. Hayvancılıkta geçiriyor. Bir kısmı da ekonomiyi elinde tutuyor. Özellikle Azerbaycan, Tebriz bölgesi ve Tahran'ın da çok önemli bir bölümü de Azerbaycan Türk'ü özellikle kuzey. Bu Türkiye'yle yaklaştırıyor. Kültürel olarak müziği, sanatı, etkileşim içinde olduğumuz için tarih boyunca elbette Türkiye'yle ortak özellikle o misafirperverliği vesaire. Şimdi ben esas olarak burada umarım şey açıktır sunu dosyası. Bakayım. Evet, kadim uygarlıktan başlayalım. Evet. Şurada Nadir Şah'tan itibaren ben başlayayım. Bir farkı daha burada hazır görmüşken resmi söyleyeyim. Özellikle Safeviler döneminde İran'ın bir anlamda kapanması ve Şia Şiiliği kabul etmesiyle İran'ın sanatında da İran düşüncesinde olduğu gibi sanatında da bir farklılaşma, bir değişim olduğunu fark ediyoruz. İslam dünyasının geri kalanından. Bu da işte mesela bir aynakari sanatının ortaya çıkması veya büyük türbelerin birer adeta ziyaretgah deniyor buna, yani ziyaret merkezi aslında, ziyaretkerden, ziyaret bizim arkadaşımızı ziyaret ederken ziyaret etmek deriz işte visit kelimesinin Türkçe karşılığı olarak, ama İran'da böyle ziyaret dediğiniz zaman bir türbeye, İmamzade türbesine gidersiniz, o ancak dini anlam içerir bu ziyaret olur. Bu tarz ziyaret merkezlerinin hac demek değil, hac olarak değil ama hacca benziyor bir anlamda, yani benzetmek çok ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kutsal bir ziyaret olarak efendim bu türbelerin inşa edilmesi, korunması ve ziyareti mesela bu dönemde başlıyor. Bu da bir farklılık. Ve bunlar için muazzamdır. Şahçera türbesini mesela şu anda görüyorsunuz. Şiraz'da en güzeli Emam Reza türbesidir. Meşhed'de mesela. Şimdi bunlar bir takım farklılıklar ve yine Sünni dünyadan farklı olarak İran'da bir tasvir sanatını geliştiğini görüyoruz. Yani mesela İslam dünyasının geri kalanında şeriat ile yönetilen ülkeler olmasına rağmen böyle camilerde falan birilerinin resimleri asılı değildir mesela, dikkat ederseniz. Ama İran'da her camide Hümeyni ile Hamene'nin işte Ayetullahların resimleri asılıdır mesela. Veya işte Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in resimlerini yaparlar, asarlar efendim özellikle aşuralarda falan görünür. Şimdi bunlar bir takım farklılıklar. Ben de işte Şahçera'ya gitmiştim. Şimdi geldik Nadir Şah döneminde. Bir İran'ın son... Sinan geldi. Güzel. İngiltere'den. Çok sevgili rehber dostumuz. Efendim. Şimdi Nadir Şah döneminde İran İmparatorluğu artık en zirveye ulaştığı bir anlamda. En son bozkır savaşçısı denir bir anlamda. Şimdi Nadir Şah'ın biraz bir Sünnilikle Şiiliği birleştirme gibi bir düşüncesi var hafif. Yani bir ara bulma. Çünkü Nadir Şah Napolyon gibi bir adam. Napolyon'la çok karşılaştırılır. Doğu'nu Napolyon denir. Grand Armesi nasıl olduğu gibi Napolyon. Nadir Şah'ın da böyle bir büyük ordu topluyor dönemine göre. Hindistan'ı ele geçiriyor. İşte Delhi'yi bütün Orta Asya'ya kadar yayılıyor. Osmanlı'yı yeniyor vesaire, ama din anlamında çok tutucu bir adam değil. Şimdi Nadir Şah dönemi bittikten sonra iki tane hanedan daha var Pehlevilere kadar.
Şimdi bir Kerimhan Zend, Zendler deniyor ama Zendler değil, Kerimhan kısa bir süre aslında Şiraz merkezli bir hanedan kuruyor. Şiraz'a egemen oluyor ve arkasından kaçar. Şimdi bu dönemlerde Nadir Şah'ın gücünü biraz tırpanladığı, Safevi döneminde gücünün doruğuna çıkmış olan Şia uleması canlanacak. Bu çok önemli bir şey bizim şu anda anlatacaklarım için. Şimdi Nadir Şah'ın kurduğu imparatorluğun en geniş sınırları olarak gösterilir genelde. Ve arkasından Kerimhan Zend döneminde işte Şiraz'da Argı Kerimhan falan görüyorsunuz. Şiraz'ın merkezindeki kale aslında. Arg demek, kale demek burada. Burada işte Kerimhan'ı görürsünüz ve çok örnek bir hükümdar olarak gösterilir. Efendim oğlu Latif sol tarafında görünüyor. Avrupalı bir elçiyi kabul ediyor. Ama Latif tam işte babasının yerini tahta geçecekken orada bir kaçarlarla bir savaş meydana geliyor. Bu Şiraz'da yine efendim vekil kendisini bu arada şah ilan etmemiştir. Vekil ilan etmiştir. Halkın vekili. Vekili reaya denir derler. Ve İran tarihindeki en iyi hükümdar olarak anılır Kerimhan dönemi 18. yüzyılda Nadir Şah'ın hemen ardından. Ama bu büyü bir anlamda işte iyi yönetim, halkın vekili olmak vesaire bu hanedan devam etse çok farklı şeyler olabilir. Zen hanedan, Lor kökenli Kerimhan. Ama Türk kökenli olmakla beraber yani İran'ı yönetmiş olan Türk kökenli hanedanlar içinde İran halkına ve İran insanına sorsanız en başarısızı olarak anılır. Başarısızlıkları biraz da dönem itibariyle artık Batı sanayileşiyor devirde. Kalkınıyor. Dünya değişiyor. Ama bir Kaçar hanedan dönem başlıyor. Feth Ali Şah Ağa Muhammed Han'ı ilk önce görüyorsunuz. Ağa Muhammed Han ortada gördüğünüz figür efendim burada. Çok önemli bir figür. Çünkü Tahran şehrini merkezi taşıyan. Şimdi başkent İsfahan'dı ne zaman? Safeviler döneminde. Arkasından işte Zend dönemiyle İsfahan'la Safeviler özdeşleşti. İki, Şiraz şehriyle kim özdeşleşti? Kerimhan, işte Vekil Camii'nin resmini gösterdim falan. Peki özdeşleşti. Yeni bir başkent. Daha kuzeyde, kendi güç merkezine daha yakın. Türkmen kökenliler bunlar, Kaçarlar. Yani bir Türkmenlerin daha çok yaşadığı efendim bu Horasan bölgesine, Meşhed bölgesine, bugünkü Meşhed'in olduğu yer daha yakın. Aynı zamanda Kaçarlar döneminde çok önemli bir güç merkezi haline gelecek Azerbaycan bölgesinde. Burada Azerbaycan dediğimiz zaman şu sınırları unutmamamız lazım. Şu bölgede hanedanın kurulduğu dönemde yaklaşık olarak, yani bugünkü Azerbaycan da şeyin içinde, İran toprakları içinde. İran denmiyor bu arada. 1935'te İran sözü. İşte Acem diyarı vesaire diyoruz. Ama bu toprakların içinde çok önemli bir yeri var Azerbaycan'da. Bu ikisini, Azerbaycan'a ve Türkmenlerin yaşadığı bölgeye yakın, tam ortasında bir Tahran. Tahran şehrini başkent taşıyor. Ama çok yani zalim bir hükümdar olarak tanır. Ağa Muhammed Han Tiflis'te işte katliamlar yapılması, işte Latif'in ele geçirilmesi, Kerimhan Zend'in oğlunun öldürtülmesi, öldürtülme şekli çok korkunçtur. Ben bunu kitabımda da yazdım. Şimdi burada anmak istemiyorum. Şimdi bu dönem arkasından onun oğlu işte Feth Ali Şah, akrabası Feth Ali Şah'ın dönemi. Şimdi İran'ın bir anlamda batıya karşı, batı dediğimde esas olarak İngiltere ve Rusya var karşıda zaten, güç kaybetmeye başladığı bir dönem. Burada neleri kaybettiğini yaklaşık olarak bu dönemde görüyorsunuz haritada. Yani bir, bugünkü Azerbaycan ve hatta Ermenistan toprakları, Gürcistan'ın bir kısmı, Nadir Şah'ın fetihleri sonucunda tekrar İran egemenliğine dönmüş olsa da bu işte önce Gülistan sonra Türkmençay mukavileleri yani anlaşmalarıyla Rusya'ya kaybediliyor. İki tane Rus savaşı var. Ruslara bu bölgeleri kaybediyorlar. Ama öyle bir sınır çiziliyor ki işte bu Türkmençay mukabilesiyle efendim Aras sınırı oluyor ve bugüne kadar da devam edecek bir sıkıntı aslında doğuyor. Yani Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan olarak hep anılan efendim İran Azerbaycan'ı falan. Daha çok Türkçü ve milliyetçi camia Güney Azerbaycan der. Azerbaycan sözünü İran'da kullanır. Bu bölge Azerbaycan bölgesidir. Yani hatta Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan diye eyalettir bunlar. Yani İran'daki parçaya da Azerbaycan ismi verilir. Tebriz ve işte Erdebil merkezli. Kuzeyde Azerbaycan Cumhuriyeti oldu. Daha Sovyetler dağıldıktan sonra işte ilk önce 1918'de biliyorsunuz. Ve bu
halkın, aynı halkın bir kısmı yukarıda kaldı, bir kısmı aşağıda kaldı. Hatta Astara diye bir şehir vardır burada. Bunun şehrin bir kısmı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, işte Lenkeran bölgesi, bir kısmı aşağıda falan. Bunun dışında Ruslar öbür tarafta da, bugün Türkmenistan topraklarında da ilerlediler. Orada da işte en son bir Göktepe Savaşı falan oldu. Göktepe Savaşı ile o bölgeyi de ele geçirdiler biliyorsunuz. Ve o buraya kadar ilerlemeleri üzerine zaten işte Nasreddin Şah bu bölgeyi de bıraktı. Ve Herat'tan da işte Paris Anlaşması'yla Afganistan'ın bir kısmı, hatta işte bugün Pakistan olan, aslında o dönemde Hindistan, yani İngiltere'ye bağlı bir bölge biliyorsunuz efendim. İngiltere kolonisi veya bölgesi her neyse. Şimdi bu bölgenin de işte kaybedilmesini, kabul edilmesi vesaire. Bu yaklaşık olarak bugünkü İran toprakları ortaya çıkıyor. Yani bir daralma bu dönemde söz konusu. Kimin karşısında? İşte batılı güçleri. Kim bu batılı güçler? Esas olarak karşınızda Rusya ve İngiltere var. Zaten bu cendere İran tarihi boyunca, yani modern tarihine damga vurmuş bir cendere. Bu önce Rusya, İngiltere oluyor. Daha sonra işte Sovyetler Birliği, İngiltere oluyor. İngiltere'nin rolünü Amerika'nın almasından sonra Amerika Sovyetler Birliği oluyor. Efendim, Amerika Rusya oluyor Sovyetlerin dağılmasından sonra. Şu anda da el an Amerika Çin. Şu İran üzerindeki güç mücadelesinin şahısları, yani iki büyük efendim İran dışı güçler bu bölgeye hakim olmaya çalışan. Şu anda Çin'in eli bayağı bir güçlendi. Yani Rusya elbette var ama Çin çok güçlendi İran'da. İşte en son yaptığı anlaşmalarla falan. Şimdi bu duruma karşı bir şeyler yapmak lazım. Yani toprak kaybediyoruz. Toprağımızı kaybediyoruz efendim. Savaşları kazanamıyoruz falan. Ya Osmanlı yaşadığına benzeyen bir durum değil mi o dönemde? Buna karşı işte Osmanlı Devleti'nin yaptığı bir takım reformlardan da ilham alan İran'ın ilk modernleştiricisi olarak Abbas Mirza'yı görüyorsunuz. Bir prens, efendim Fethullah Gülen'in oğlu. Burada Tebriz'de, merkezde işte Tebriz'de ve Tebriz'de bir ordu kuruyor. Bu kurduğu ordunun adı Nizam-ı Cedid. Tahmin edelim ismi nereden geliyor? Tabii ki Osmanlı Devleti'nden. Yani Osmanlı yaptığı reformlardan bir ilham alma söz konusu. Ve arkasından işte esas olarak Nasreddin Şah döneminde ortaya çıkan bir takım modernleştirme çabaları olduğunu görüyoruz ki Amir Kabir diye yazıyorlar. Emir Kebir, büyük emir yani. Nasıl başbakan bir anlamda. Emir Kebir döneminde yapılan bir takım reform çabaları, faaliyetleri var ki efendim işte ilk üniversitenin kurulması, yani İran'da Darülfünun adını taşıyan, tam kurulamıyor, kurulduğu zaman işte tam o sırada görevden alınıyor Emir Kebir. Hatta Bagefin diye Kaşan'da bir bahçe vardır, çok güzel bir bahçedir, orada bir hamam var, hemen girdiğiniz zaman sol tarafta kalıyor. Efendim orada boğdurularak öldürülüyor Nasreddin Şah tarafından, çünkü bir güç mücadelesi. Yani benim bir vezirim benden daha kudretli ve daha etkili olmamalı şeklinde bir düşünce olduğu orada ortaya çıkıyor Nasreddin Şah tarafından. Şimdi bundan ayrıntıları şeylerde var. Efendim Abbas Emanet'ten bir kitap gösterimin. Pilot of Universe mesela güzeldir. Bu dönemi güzel bir şekilde anlatır. Şimdi burada demek ki İran'da modernleştirmeye çalışan bir takım güçler var. Bunu engellemeye çalışan ve bundan rahatsız olan bir yandan da modernleşme çabasına, reform çabasına ihtiyaç duyulduğunu düşünen bir şahlık kurumu var. Bir denge durumu. Ama bu şahlık aynı dönemde batılı güçlere bir takım ödünler ve imtiyazlar vermek suretiyle gücünü koruyabileceğini ve arttıracağını düşünüyor. Özellikle Osmanlı Devleti'nin, yani Abdülaziz'in Avrupa'ya yaptığı bu seyahatler sonrasında Nasreddin Şah bir İngiltere ve Fransa'yı da içeren bir Avrupa seyahatine çıkıyor. Burada İngiltere'deyken görüyorsunuz Nasreddin Şah'ı. Efendim bu seyahatler daha sonraki işte dönemde tekrar hanelerin gezmesiyle falan sonuçlanacak. Tekrar tekrar gelecekler. Hatta en son Kaçar hükümdarı alacak bütün eşyasını, malını, mülkünü, Monaco'ya gidecek, yerleşecek. Yani buradan bir anlamda batıda
tekniği, teknolojiyi, demir yollarını görüp biz bunu ülkemizde kalkındıralım, bunu yapalım, kendi imkanlarımızla gelişelim, üniversiteler kuralım, kendi insanımızı yetiştirelim düşüncesi yerine bir takım imtiyazlar verelim, ödünler verelim, madenlerimizi verelim, tütünlerimizi verelim, kullanma hakkını, satış hakkını verelim. Bu sayede efendim bunun karşılığında batılı devletler de bize işte demir yolu yapsınlar mesela. Yani biz kendi elemanımızı yetiştirene kadar o çok uzaktayız o ölçüden şu anda deyip işte batılılar yapsın. Düşünce bu şekilde. Şimdi buna karşı bir takım isyan hareketleri oluyor. İşte ilk başta aslında efendim bir tütün direnişi ve tütün direnişinin arkasında Cemalettin Afgani gibi bir figürü görüyorsunuz. Cemalettin Afgani, Afganlı falan değil, Esad Abadi denir. Büyük ihtimalle Türk kökenli ya, Azerbaycan bölgesinden İran'ın, ama Şii kök olduğu için, Şiiliğini gizlemek için bir işte efendim Afganlılık kendisine atfedip ve bütün İslam coğrafyasını dolaşan ilk İslamcı. Çok önemli bir figür. İslamcılığın doğuşu ve ilk İslamcılık Cemalettin Afgani ile başlıyor. Bizim tarihimiz için altın değerinde önemli. Çok önemlidir Cemalettin Afgani. Neden önemli? Çünkü Türkçülük akımını çok etkilemiştir. Yusuf Akçura'nın mesela Türkiye'de sevilmez, İngiliz ajanı, Rus ajanı falan diye sürekli hakkında bir takım sözler söylüyor Afgani hakkında. Ama Yusuf Akçura'nın Türkçülüğün Tarihi kitabını okursanız orada kendisine bir bölüm ayrılmıştır ve Mehmet Emin Yurda Kulum, ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur, İnsan olan vatanının kuludur, Türk evladı evde durmaz giderim adlı şiirine ilhamı Cemalettin Afgani'ni verdi. Türkçülük düşüncesinin doğmasında rol oynadığını söyler kendisi. Bu anlamda çok önemlidir. Türkçülük, Araplara Arapçılık, milli bilinç aşılanması ve arkasından bütün İslam dünyasında Türkler Türkçü, İranlılar İran milli bilinci, Araplar Araplık milli bilinci, bunların birleşimiyle bütün işte topraklarını işgal etmeye başlayan batılı güçlere karşı direniş. Afgani'den ilham alan, onun bir takım milliyetçiliği teşvik eden görüşlerine hoşlananlar da var. Ama onun bir şekilde yolunu devam ettiren bir takım İslamcılar var, ilk dönem İslamcılar. Bunların ortak özelliği İşte kadınlar kapansın, içki içilmesin değil esas dert olarak. Çünkü zaten toplum zaten geleneksel, yani daha nereye kapatacaksınız? Mesela Mehmet Akif böyledir. Mehmet Akif gayet bariz bir şekilde Afgani'nin bir anda devamıdır. Ve burada ne görüyorsunuz? Teknolojiyi alalım, bilimsel gelişmesini alalım Batı'nın. Batı'dan bu şeyi bizim örnek almamız ve bizim öğrenmemiz lazım. Düşüncesi bu. Bu dönem aynı zamanda Bahailiğin, Babiliğin ve Bahailiğin ortaya çıktığı bir dönem. Kaçar dönemi. Bunların dışında çok önemli bir gelişme daha var. İşte ilk kez Şii ulema içinde Ayetullah rütbesinin, ünvanının kullanıldığı dönem. Ayetullahlar, Ayetullahi bozortlar. Bu ünvanlar da bu dönemde ortaya çıkıyor. Şimdi Kaçar 19. yüzyılı İran hem gerileme dönemi, hem işte şahların en lüks içinde yaşadıkları, ki bugün Tahran'da Milli Mücevherat Müzesi vardır. Giderseniz görürsünüz. Oradaki işte hazineler vesaire, dünya şeklinde bir küre vardır. Nasreddin Şah'ın fotoğrafının yanında görüyorsunuz şu anda. Tamamen zümrütlerden ve yakutlardan oluşur üzeri. İşte bu Tahran'da gidip görebileceğiniz Gülistan Sarayı bu dönemde inşa edilmiştir mesela. Ve muazzam bir saraydır. Şu anda işte Fethali Şah döneminde yapılmış olan bir kısmını görüyorsunuz sarayın vesaire. Ama şimdi bu lüks içinde yaşayan, Batı'yı gezen ve Batılılara sürekli bir takım imtiyazlar tanıyan Şahların efendim ve özellikle Nasreddin Şah'ın bu politikasına karşı ilk önce tütün direnişi. Yani 1897-98'lerde örgütleniyor. Tütün direnişin arkasından da zaten Cemalettin Afgani'nin bir öğrencisi olan Reza Kirmani bir suikastle efendim bu Gülistan Sarayı'nda Le Petit Parisien böyle görmüş. Sanki Gülistan Sarayı'nda öldürülmüş gibi görmüş. Aslında Tahran'ın güneyinde şehre yakınları Şah Abdülazim Türbesi vardır. Efendim o türbenin içinde öldürmüştür. Ve bu İran'da şunu da aynı zamanda bize gösteriyor. Bir suikastler geleneği. Yani Türkiye'de daha zayıf olan,
Osmanlı Devleti'nde de daha zayıf olan. Yani Hasan Sabbah'lara kadar bunu götürmemiz mümkün. Bir siyasi lideri suikastla ortadan kaldırma geleneği İran'da ve terör, yani terörü bir siyasi araç olarak kullanma geleneği İran'da çok eski. Daha Sasanilere kadar belki gider. Ama bunun modern çağda ilk örneği de budur. Şah'ın bizzat vurulması olayında görüyoruz. Şimdi bu ve bunun kısa bir süre sonrasında anayasa devrimi zaten patlak verdiğini görüyoruz. İşte Muzaffereddin Şah döneminde, Nasreddin Şah'ın oğlu döneminde. Burada da lider Seyit Muhammed Tabatabai. Efendim, Tabatabai ailesi çok önemlidir İran'da. İşte Kaşan'da evlerini falan görürsünüz. Çok geniş aileler vardır İran'da ve bunlar çok güçlüdürler. Şimdi buradaki devrim aslında Japonya'dan başlıyor. Yani Rus-Japon Savaşı'nda. Yani dünya tarihi çok enteresan. Çok alakasız bir bölge. Japonya'da Ruslar yeniliyorlar. Rus-Japon Savaşı'nda Rusların yenilmesi İngilizler yardım ediyor Ruslara. Çünkü bir Great Game, büyük oyun var, bir mücadele var. Japonya'ya Ruslar yenilince Rusya'da devrim patlak veriyor. Bir ihtilal çıkıyor diyorsunuz. Rusya'da ihtilal patlak vermesi İran'ı etkiliyor. Çünkü Rusya'da kıtlıklar oluyor. İşte grevler yaşanıyor. Ekonomi bir anlamda duruyor. Rusya ile en büyük ticaret hacmi olan o sırada yani alım satım yapan İran bundan çok kötü etkileniyor. Ve Rusya'daki örnek bir anlamda ilham veriyor. Daha sonra bizimkilere de ilham verecek. Kime? İşte İttihatçılar, İttihat-ı Terakki. Daha sonra işte Cumhuriyet. Kime ilham veriyor? Bu çok önemli. Rusya güçlü ama Rusya bir mutlak monarşi. Mutlak bir monarşi. Kime yeniliyor Rusya? Meşruti bir monarşi olan doğulu bir devlete, doğulu bir ülke, Japonya. Japonya'yı ben doğulu Asya'da bir ülke olarak göremem. Ben şu anda, yani şu tarih okumam sonucunda. Ama şimdi o zamanki insanın kafasında Japonya'da bizden, yani batılı olmayan, Avrupalı olmayan, yani beyaz adam, beyaz insan denir ya işte. Sonuçta fark bizim gibi insan. Yani işte İslam dünyası, Çin falan bunu tek bir hat gibi kabul eder. Şimdi Japonya'nın yenmesi Kazım Karabekir'in anılarında vardır. Atatürk'ün not defterlerinde vardır. Açıp görürsünüz. Muazzam bir sevinceye yol açmış. Kutlamalar yapmışlar günler boyunca. Japonya zafer kazandı, bizimkiler falan diye. Niye? Çünkü Asya dünyası zafer kazandı. Bunun verdiği bir şey var. Biz de yaparız. Azmi var. İki, aynı zamanda bunun bir neticesi olarak meşruti bir monarşi demek ki işe yarıyor. Bak adamların meclisi var. Adamlar parlamento kurmuşlar imparatorun hükümdarın dışında. Bak parlamentosu olmayan tam bir despotizm olan Rusya'yı dize getirirler. O zaman meclis sistemi işe yarıyor abi. Anayasa işe yarıyor. Bak Rusya'nın anayasası yok. Hakikaten bak çok enteresandır. Rusya'nın anayasası ta işte 1905 devrimi sonrasında yazılabildi. Ve işte o meclis falan kurulabildi. Konstitüsyon falan anayasa. Şimdi demek ki bu iş oluyor. Anayasa çok önemli. Bu bizdeki 1908 devriminde İran'daki devrim demiştik. Ama burada çok enteresan bir şey var. İran'daki devrimde iki tane kanat öncü. Bundan sonraki süreçte bu bilgiler çok işimize yarayacak. Biri batılı aydınlar ama batıcı düşünceye sahip aydınlar çok değil. Çünkü İran Türkiye'den daha da uzak Avrupa'ya. Ve Avrupa'ya gidip gelen insan sayısı çok çok az. Türkiye'de bile az, İran'da çok daha az. Bu batı tipinde düşünen aydınların bir kısmı da zaten ulema içinden çıkıyor. Çünkü toplumda okuma yazması olan ve en yine nispeten eğitim seviyesi yüksek kesim yine ulema. Dolayısıyla devrimci kesim ulema. Bu çok ilginçtir. Türkiye'de Jön Türk devrimini gerçekleştiren kimler? Askerler, genç subaylar, Makedonya 3. Ordu'da. Bir de memurlar, işte posta memuru Talat Bey mesela ki o da asker kökenli falan. Veya işte bir takım aydınlar, değil mi? İşte Ahmet Rıza Bey falan gibi kuşak aydınlardan. Osmanlı işte tercüme bürosunun çevresi falan ve onların yetiştirdikleri daha sonraki aydınlar. Şairler, yazarlar. Şimdi İran'da baktığınız zaman ulema esas olarak önce. Ama ulemanın içinde de iki kanat ortaya çıkmaya başlıyor. Ulemanın içinden kopup kaynaklanıp yine ulema olarak işte göreve başlayıp İran'ın modernleşmesi gerektiğini düşünenler. Bir de İran'ın bu kadar toprak kaybetmesini, gerilemesini falan sebebin İslam'dan kopmak. Gerçek İslam'ın aslı saadet döneminde uzaklaşmak olduğunu düşünen iki tane kanat ortaya çıkıp bunlar birbirlerini yemeye başlayacaklar. Meclis açılmasıyla vesaire beraber. Bu çok önemli.
Bu arada iki önemli gelişme yaşandı. İran'da anayasa devrimi olduktan, meclis açıldıktan vesaire sonra. Bir, 1907 yılında İran'ın ikiye bölünmesi. Daha doğrusu iki nüfus alanına ayrılması. Ruslar, Çarlık Rusyası ve İngiltere arasında. Bakın şey bu, harita bu şu anda görüyorsunuz. Kuzey, efendim Tahran'ın da içinde olduğu Rus alanı, etki alanı, nüfus alanı. Aşağısı Hindistan'a daha yakın olan alan, İngiliz etki alanı olarak ayrılmış. Ortada neutral zone dediği tarafsız bölge olarak, ama daha sonra İngilizler oraya da gelecekler. İki nüfuz alanında. Bu çok büyük sonuçlara yol açıyor. Birincisi, o zamana kadar İngilizler anayasa devrimi desteklemişler Ruslara karşı. Yani bir İran üzerinde Rus-İngiliz mücadelesi var. Ama artık anlaşma yapıldıktan sonra desteklemesine gerek yok anayasayı, meclisi vesaire Ruslara karşı. Ne gerek var, değil mi? Birinci sonuç bu. İkinci sonuç çok önemli. Bu ikiye ayrılma olayı İran'daki milliyetçiliği, milli düşünceyi ilk kez alevlendiriyor. Yani topraklarımızı bölüyorlar. Yani milliyetçilik Fransız ihtilaliyle 1789'da başlasa da İran'a bunun etkilerinin ulaşması ancak 20. yüzyıl başında olmuştu. Yani bizdeki gibi bir anlamda. Bizde de çok büyük etkiyi yol açtı. Bir önceki sene İran'ı bu şekilde böldükleri için o meşhur Talin'de, efendim Reval mülakatı deniyor ona tarihimizde. Reval'de İngiltere Kralı ve Rus Çarı'nın buluşması Jön Türk devrimine, işte Enverlerin, Niyazilerin daha çıkmasına ulaşmıştır. Eyvah, biz de bölüyorlar bunlar. İran'ı geçen sene böldüler, bu sene de bizi bölecekler kendi aralarında. Hemen ihtilal yapmamız, Abdülhamit devrimimiz lazım deyip biz de Jön Türk ihtilalini, bu olay, bakın İran'ın bölmesi başlamıştır. Reval mülakatı Türkiye halbuki o kadar şey konuşulmamış. Türkiye böleceğiz falan dememişler. Böyle bir ihtimal var tabii. Yani Türkiye bölme planları, ama Reval'de konuştukları o değil. Esas Almanya'ya karşılar. Ama biz bakıyoruz yanı başımızda böyle bir şey oluyor. Biz de bölecekler diyoruz. Şimdi bu çok önemli. Bu anlamda. Ertesi sene 1908. William Knox Darcy. Bu adam William Knox Darcy. Bir işte petrol arayan zengin efendim bir İngiliz. Yanlış hatırlamasam Avustralya olması lazım. Ya Avustralya ya Kanada. Yani ama İngiliz, sonuçta İngiliz kökenli. Yanlış hatırlayabilirim şu an. Ha. William Knox Darcy Abadan'da petrol buluyor ilk kez. Mescid-i Süleyman denilen yerde. Çok önemli bir gelişme. Şimdi geçmiş olsun. Zaten petrol bulunduktan sonra İran hakkın rahmetine kavuştu bence. Yani petrolü olması bir ülke için çok büyük bir bela. Yani Libya içinde, efendim Cezayir içinde, Venezuela içinde. Yani gelişmiş değilse ülke, petrol olması başına bir bela demektir. Çünkü petrol varsa o ülkeye sahip olmak isteyen bir takım güçler olacaktır o petrole. Özellikle erken dönemde. Şimdi şu son dönemde mesela Kaya petrolü ortaya çıktı. Petrol de ucuzladı ama o dönemde çok önemli. Petrole sahip olmak isteyecek güçler de elbette ki yönetimle iş tutacaklardır. Yönetimi despotikleşmesini ve işte petrol kaynakları mümkün olduğunca halka da hiçbir şey vermeden o yönetici aileyle karıştırma isteyeceklerdir. O yüzden bütün petrol ülkeleri, doğalgaz ülkeleri diktatörlüktür. Tesadüf değil. Halka da bir şey vermezler. Çünkü petrolün çıkarılmasında halkın bir payı yok ki. Rafineride çalışan işçiler, görevliler, işte petrolü çıkaran yabancı şirket zaten. Bu yabancı hemen bir şirket kuruluyor burada. Kurulan şirket çok önemlidir. Anglo-Persian Oil Company ilk ismi. Daha sonra bu İran olduktan sonra 1935 yılında resmi ismi İran'a dönüşüyor. Önce Persia olarak geçiyor. La Perse Fransız işte uluslararası metinler. Sonra İran'a biz daha aşağı bunu çevirecek. Arkasında Anglo-Iranian Oil Company. Bugünkü ismini Sinan Ercan, sevgili kardeşim de burada, rehber büyüğümüz, abimiz, efendim o da bilir, British Petroleum, BP, değil mi? Olarak bildiğimiz dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri, İran petrolleri üzerine kurulmuş olan bir şirkettir. Bakın, şimdi bu arada babam geldi, kendisine hoş geldin diyoruz. Şimdi bakın, senkronizasyon ne kadar enteresan. Senkronizasyon. Şimdi dedim ya, iki tane güç var. Ulemanın da içinde, İran ulemasının içinde.
Biri daha modernleşmek istiyor. İran'ın sorunlarının temelinde İran'ın yeterince modern olmamasını görüyor. Bir kısmı da yeterince dindar olmamasını görüyor. Şimdi bu kesimden efendim Fazlullah Nuri Hümeyni düşüncesinin ilk örneğidir bir anlamda. Yani İran neden bu hallere düştü? Çünkü biz şeriatı yeterince uygulayamadık. Şeriatı uygulamak da nedir? Şia düşüncesine göre normalde 12. İmam gayip olmuştur. Emam Zeman denir. Emam Zeman'ın dünyaya geri dönmesini beklemek yerine, yani şeriatı hakim kılmasını beklemek yerine ulema sınıfı, usuller, ahbariler ayrımı vardır İran'da. Usuller sonra zafer kazanıyorlar. Usullerin görüşü de şu: İmam Zeman'ın geri dönmesini beklemek yerine biz din adamları olarak, müçtehitler olarak insanların şeriata göre yaşamasını düzenleyelim. Biz iktidara gelelim, biz yönetelim. İnsanlar şeriata göre şöyle yaşayacak, böyle yaşayacak diye. Sanki İmam Zaman gerçekten varmış, dünyadaymış gibi. Biz buna göre şeriatla ülkeyi yönetelim diye düşünen ilk örneklerden biri Fazlullah Nuri, işte Tophane Meydanı'nda, adı Tophane bu arada. Bugün de parlamentonun olduğu yer orası. Merkezi bir yer. Gülistan Sarayı'nın yukarısı, eski parlamento binası var. Onun hemen sağında, doğusunda kalıyor. Biraz daha oradan yürüdüğünüz zaman bugünkü üçgen şekilde parlamento binasına varıyorsunuz. Orada büyük bir miting yapıyor efendim. Katılsın, kapatılsın falan filan diye. Parlamentoya işte taş yağmuruna tutuyorlar. İşte o meclis binasında ateş açılıyor. Bir kargaşa oluyor. Arkasından Tebriz bölgesine Settarhan, Bakırhan, Türk bunlar, Azerbaycanlı devrimciler ve Bahtiyari aşireti, çok önemli. Bahtiyarilerin de güneyden desteği, Tahran'a gelip meclisi kurtarıyorlar. Gelip Fazlullah Nuri'yi Tophane Meydanı'nda, yani birkaç gün önce konuşma yaptığı yerde idam ediyorlar. Bundan birkaç gün önce Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin çok benzer bir devrim olmuş. Yani karşı devrim deniyor tarihçiliğimizde, Sina Akşinler'de falan. İşte 31 Mart hadisesi olarak geçen işte. 31 Mart hadisesinde hareket ordusu bastırmış. Bastırdıktan sonra işte bir tutuklama dalgası vesaire olmuş. Arkasından da 19 Temmuz 1909 günü bu işte yargılama vesaire sonrasında Derviş Vahdeti Ayasofya önünde işte Sultanahmet Meydanı'nda sağda gördüğünüz resimdeki gibi idam edilmiş. Şimdi her ülkede hem İran'da hem Türkiye'de neyi kaybettiğini görüyoruz. Muhafazakar, mukaddesatçı, yani gerici, ilerici terminoloji ben pek kullanmak istemiyorum. Çok bilimsel durmuyor yani. Bana göre gerici olabilir, başkasına göre değil ama yani daha muhafazakar ve dine göre, işte İslam'a göre yaşanmasını savunan bir takım güçler yeniliyorlar. Burada her iki ülkeleri. Bunların yenilmesi sonrasında başka bir güç ortaya çıkacak. Bizde işte İttihat ve Terakki'nin güçlendiğini, arkasından Cumhuriyet Devrimi'nin, işte Kemalist Devrimi gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin arkasından, yani 31 Mart'ın sonrasında açılan yoldan ilerleyen bir şey var. Bir işte ara dönem var, İstanbul Hükümeti, hareket orduları falan. Şimdi İran'da da benzer bir şekilde yine bir modernleştirme, modernizasyon taraftarı bir gücün efendim geldiğini görüyoruz. Arada çok önemli bir gelişme, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi. Birinci Dünya Savaşı'nda hep ihmal edilen cephelerden biri de İran'dır. İran topraklarıdır. İran'da bizim Osmanlı Devleti kuvvetleri ve Ruslar, Çarlık Rusyası kuvvetleri arasında büyük muharebeler gerçekleşiyor. Hatta bir ara Türk ordusu Hemedan'ı alıyor, Tebriz'i alıyor. Orada hatta Pan-Türkçü bir takım faaliyetler yürütüyor Enver Paşa'nın talimatıyla. Ve İngiliz ordusu güneyden geliyor. Tekrar yani bir üçlü, Ruslar, efendim İngilizler ve Osmanlı Devleti arasında, Türk kuvvetleri arasında çarpışmalar oluyor. Bu arada bir açlık, kıtlık yaşanıyor. Deniyor ki 1919 bütün İran tarihinin en kötü yılıdır. Açlıktan inanılmaz sayılarda insanlar ölmüştür. Bir araştırma var bu konuda. Yapılan araştırma, yanlış hatırlamıyorsam, nüfusun, evet, Muhammed Guli Mecit yapmış bu araştırmayı. The Great Famine, Genocide in Iran dediği, genocide deyince aklımıza şey gelmesin, bu şey anlamında kullanıyor bunu. Golodomor denilen, Ukrayna'da nasıl insanlar açıktan öldü ya Stalin döneminde. Onun gibi İran nüfusunun %40'ı İngilizler yüzünden diyor.
yaşamını kaybetti. İran nüfusun 5 milyonunu azalmış ve 10 milyona düşmüş 1920 yılında diyor. Efendim 8 milyon İranlı yaşamını yitirmiş diyor Muhammed Kuli Mecit. Felaket için esas olarak İngilizleri sorumlu tutmuş deniyor. Şimdi böyle bir tahıl depolarına el koyuyorlar. Savaş durum yani. İnsanlar işte yiyecek şey bulamıyor. Şimdi, korkunç bir durum. Ne kadar insan olduğunu tam olarak bilmek mümkün değil ama hanedan, kaçar hanedan gücünü kaybetmiş, otoritesini kaybetmiş, yerel güçler ortaya çıkmış. Herkes kendi bölgesinde ortaya çıkıyor. Ondan sonra şimdi böyle dağılmış bir ülke. Ve bu aşama tam bu 1919'da doğan birisi var. Çok önemli. Muhammed Rıza Pehlevi. İşte şu anda görüyorsunuz. Efendim kız kardeşleriyle beraber görüyorsunuz. Eşref. Şurada hatta bizde kitabı da var. İkiz kız kardeşi. Şu, hemen sağında gördüğünüz. Şuradan direkt şey gösterebilirim. F.S. Nemerer kitabını. Efendim ve baba esas olarak zaten efendim Rıza Pehlevi. Şimdi burada şöyle bir olay ortaya çıkıyor. İran çok dağıldı ya. İran çok işte hanedan otoritesini kaybetti, kaçarlar vesaire. Merkez kaç güçler ortaya çıktı. Bu ortam içinde İran'ın kuzeyinde bir sosyalist devlet kurulma tehlikesi ortaya çıkıyor. Yani 1919 yılında İngilizlerin hedefi ilk başta Lord Curzon planı falan deniyor. İran'ı bir sömürge haline getirmek aslında ama şimdi 1919 yılındaki dünya ile 20 yılındaki dünya çok farklı. Bir anda çok şey değişiyor. Çünkü İngilizler ilk başta ya şu Sovyetler yani Bolşevikler zaten yenilir. Lenin zaten yenilir diye düşünüyor. Zafer kazanamaz. Ama ardı ardına Troçki'nin örgütlediği Kızıl Ordu, Krasnaya Armiya önündeki bütün kuvvetleri dağıtarak Rusya'da zaferi kazanıyor. Denikinler, Kolçaklar, Alçaklar neyse. Karşısında kim varsa hepsini dağıtarak gidiyor, ilerliyor. Çünkü bu tehdit niye? Çünkü İngiltere dediğiniz kapitalist bir ülke ve çok güçlü bir işçi sınıfı var sonuçta. Şimdi böyle bir Bolşevik sol bir gücün zafer kazanmasını, hele dünyaya yayılmasını, hele ki işte Miravaya Revolutsiya söylemleri var Lenin'in, dünya devrimi. Bir taraftan Troçki, öbür taraftan Sultan Galiyev. İşte Doğu dünyasını ayaklandıracağız, sömürgeleri ayaklandıracağız. Allah 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 Allah. Şeye kadar yani Bakü Halklar Kongresi, Hindistan'a ele git. İngilizler korkuyorlar, dehşete düşüyorlar. Yani Hindistan, bir İngiliz dediğiniz zaman, İngiltere bilenler, Hindistan dendi ya böyle bir elektrik çarpmışa dönüyor. Hindistan'ı kaybetme düşüncesi çok korkunç bir şey o dönem İngiltere için. Şimdi İran üzerinden geçiyor bu yol ve İran'ın da hemen kuzeyinde Gilan bölgesinde işte Mirza Küçük Han, şu resmini şu anda ekranda gösterdiğim, yani şeye koymayı galiba unutmuşum ama çok önemli bir figürdür. Yakışıklı da bir adam. Burada bir Sovyet Cumhuriyeti kuruyor bu bölgede. Yani Gilan bölgesinde yaklaşık Reşte falan İran'ın kuzeyinde. Şuradaki haritada belki görülebilir. Şurada evet Reşt bölgesinde. Bu İran tarihinde benim İran Kadim Uygarlık kitabında da gösterdiğim gibi bilenler biliyor. İran tarihindeki bütün devrimler de buralardan başlamıştır. Bütün bu bölgeden. Yani işte Babek-Hürremi hareketi efendim şey bölgesinde Erdebil yakınlarında efendim arkasından şey daha öncesinde Mazdek hareketi yine bu bölgeden, daha sonrasında Fazlullah Esterabadi, Urufilik hareketi buralara yayılıyor yine bu bölgeye. Çünkü burası ormanlık, dağlık bir bölge. Yarın çok sevgili Umut kardeşim var Marmara Coğrafya Kulübü'nde, çok da güzel çalışmalar yapıyor. Onun konu olarak İran coğrafyasını anlatacağım. Orada ayrıntılı anlatma imkanı bulurum, size davet etmiş olayım. Burada Reşt bölgesi, Gilan, Mazenderan bölgesi dağlık bir bölge. Bu devrim faaliyetlerine uygun. Gerilla faaliyetlerine uygun. Şah dönemindeki bir takım faaliyetler de buradan çıkacak. Nitekim Şah İsmail Safevi de zaten bu bölgeden gitti. Hareketini başlattı, vurucunu başlattı. Şimdi bu bölgede bir sosyalist devrim gerçekleştiriyor. Bunu o adam da ulema. Çok enteresan. Şimdi bu İngilizleri korkutuyor. Diyorlar ki İran komünist olmamalı. Çünkü haritaya baktığınız zaman yani şöyle bir Rusya, bu Çarlık Rusya 1914 ama diyelim ki bu şey Sovyetler Birliği gibi düşünelim. İran'dan geçtiğini düşünün, Hindistan'a varır. Ve Hindistan'daki o sefil kitleleri ayaklandırdığı an
Lenin geçmiş olsun, imparatorluk yıkıldı. Yani Kaiser Wilhelm'in yapamadığı Sovyetler yapamadı. O zaman ne yapmamız lazım? Bu bölgede bize bir tampon devlet lazım. Yani Hindistan'la, Hindistan sömürgesi kolonisiyle arasında, Sovyetler Birliği arasında veya Sovyetler Birliği Bolşevikler arasında bir tampon bölge olacak. Kime güvenebiliriz? İran'da otorite tesis edilsin. Başka bir isteğimiz yok şu anda. Yani İran'da, İran komünist olmasın yeter ki. Komünist olmasın kardeşim. Kim otoriteyi tesis edebilir? Ya bu Rusların Kazak Tugayı var diyorlar. Kazak Tugayı'nın içinde bir Rıza Han diye bir adam var. Şimdi bu Rıza Han'ı ki çok iyi eğitilmiş ve bunun dışında Kazak Tugayı'nda askeri eğitim almak dışında başka bir eğitim almış değil. General Ironside bu Kazak Tugayı'nın birliğinin komutanı olan Rıza Han'ı destekleyelim. Başkenti Tahran'a girsin. Tahran'da otoriteyi tesis etsin. Daha sonra bütün İran'da otoriteyi tesis etsin. Biz bununla zaten anlaşır ve şeyi yönetiriz, ülkeyi yönetiriz gibi düşünüyor. Şimdi Michael Axworthy, Iran Empire of the Mind kitabında şöyle bir cümle var. Bunu okumam lazım kısaca. Şimdi yerel İngiliz komutanlar Rıza Han'ın iktidara yükselmesini kolaylaştırdılar. Ama Rıza'nın başarısını İngiliz diplomasisinin başarısı veya Rıza'yı bir İngiliz kuklası olarak görmek doğru olmaz. Rıza Han şu resimde gördüğümüz. Yani şah olacak birazdan. Ironside bu kanının tam tersine İngiliz diplomasisinin başarısızlığı üzerine Rıza'yı destekledi. Rıza da Ironside'ın ona verdiği fırsattan yararlandı ama İngiltere yanlısı siyaset izleyeceğinin garantisini vermedi. 1921 darbesi ve sonrasında olanlar çıkarlarının geçici olarak çakışması gerçekleşti. Yani İngilizler o an için, o saniye telaşla, korkuyla Allah eyvah İran komünist oluyor, orduları, Bolşevik orduları Hindistan'a geliyor diye korkuyla sarıldıkları ilk adamı İran'ın lideri yapıyorlar. Bu adam Rıza Han. Çok önemli bir gelişme. İlk adam buldukları ilk. Halbuki şimdi bu Rıza Han İngiliz yanlısı değil. İngiliz yanlısı olacağına dair taahhüt vermiş dedi. Zaten bir süre sonra anlaşmazlık çıkacak. İç olayı farklı. Ama halk bunu nasıl görüyor? Yani İran halkı nasıl görür bunu sizce? Nasıl bu olayı görebilir? İngilizler bir kuklayı aldı başımıza koydu diye görüyorlar. Ve Pehlevi Hanedanı'nın bütün dönemindeki şu anda dahil olmak üzere hala işte ülke dışındaki Pehlevi. Esas sorunu derdi budur. Daha rejimin kurulmasından itibaren Batı İngiliz desteğiyle kurulmuş olması. Halbuki o İngiliz desteği aslında şey değil yani. Hani çıkarların geçici bir çakışması sonrasında gerçekleşmiş. Yani tamamen İngilizlerin emrine amade falan değil adam. Rıza Han. Böyle görmek de yanlış olur. Ama öyle yani sonuçta İngilizler destek veriyor. Ve nitekim bir darbeyle işte iktidarı ele alıyor. Önce bir işte komutanlık, başbakanlık yapıyor. O 1921-1923-24 arasındaki dönemde İran'daki merkez kaç kuvvetleri, yani aşiretleri temizliyor. İtaatlerini sağlıyor vesaire. Efendim. Ama arkasından da esas olarak yaptığı şah olmak. Şimdi bu aşamada da çok önemli bir şey atlamamam lazım. Kave diye bir Berlin'de Hasan Takizade bir gazete çıkarıyor. Kave yazar burada da. Derafşı Kavyan Sasanilerin ünlü şeyidir bu. Flaması bir anlamda Sasani döneminden. İşte Demirci Kava'dan zaten şeyi alıyor. Şehname'de yani halkın önünde giden devrimci falan şeklinde. Her neyse Şehname kahramanı. Şimdi İran batılılaşmak zorundadır. Bunu ancak bir diktatör başarabilir. İran'ın bu kadar derdini çözebilecek olan bir tek şey batılılaşmaktır ve hızlı, sert bir şekilde batılılaşmaktır diye bir makaleler yazmaya başlıyor bu dönem 1921'de. Yani böyle bir takım aydınlar var. Çok işin enteresan tarafı daha sonra Hasan Takizade bir aydın olarak Rıza Han'ın muhaliflerinden biri olacaktır. Ama Musa İran bayet zahiren ve batınen cismen ve ruhen ferengi maeb şevet ve bes demiş şeyde yazdı.
Yani örnek olarak da işte Mussolini bak ne kadar başarılı, güzel işler yapıyor falan demiş. O sıralarda Mussolini yeni gelmişti. Şimdi demek ki İran acılar içinde ve İran'da bir sert bir yönetime ihtiyaç var. Ve bu sırada Rıza Han hemen batısına bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'de neler oluyor? Bir Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal Paşa. Kendisi asker. Askerlik dışında bir eğitim yok. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın başarılarına hayran oluyor. Gerçekten büyük bir asker. İşte önce Sakarya'da arkasına başkomutanlık muharebesinde başarılı olmuş, zafer kazanmış. Ve arkasından cumhuriyet ilan ediyor. Bu batılılaşmacı zaten. Ve milliyetçi bir lider aynı zamanda. Yani Rıza Han kendisi hem milliyetçi, işte İranlılık bilinci falan. Aynı zamanda batılılaşmacı. Hiçbir zaman dindar olmamış. Oğlu mesela daha dindar. Babasının hiç dini kurumlara hiçbir saygısı falan yok. Asla yok zaten. Hiç bir şey değil. Neyse. Şimdi Türkiye'nin sekülerleşmesini de hayranlıkla, gıptayla izliyor. Şimdi böyle bir tutum. Ve cumhuriyet ilan etmek istiyor. Ben de cumhurbaşkanı olacağım. Ya. Çünkü bakın 1919 sonrasında dünyada her yerde imparatorluklar yıkılıp cumhuriyetler ilan ediliyor. Her yerde, dünyanın her yerinde. 1914 öncesinde, Dünya Savaşı öncesinde bir tek Fransa Cumhuriyeti. République Française. Onun dışında bakın Avusturya, Macaristan, Almanya, Çarlık Rusyası, Bulgaristan Krallık, Yunanistan Krallık, öbür krallık, herkes, Osmanlı İmparatorluğu, herkes şey yani neredeyse. Bir tek Çin kendi kendine Cumhuriyet 1911 devrimine inan etmiş, o kadar. Şimdi Cumhuriyet yapacak çağdaşlaşmacı, ulema önünü kesiyor. Ulema çünkü bizim biliyorsunuz Cumhuriyet ilanından çok kısa bir süre sonra ne oldu? Halifelik kaldırıldı. Halifeliğe Şiiler taraf değil. Çünkü hilafet sünni bir kurum sonuçta. Yani Hazreti Ali'nin hakkı olan halifelik elinden alındı söylemiyle beraber. Yani benim iddiam diye böyle bir söylem var. Şia bu olaydan kopmuş durumda. Ama yani dini kurumları ortadan kaldırıyor şeklinde bir algı var İran'da. Tevhidi tedrisat kanunu falan Türkiye'de. Ulema bundan çok korkmuş vaziyette. İkincisi Çarlık Rusyası'nın yerine kurulan Rusya sosyalist işte federatif cumhuriyeti. Yani ilk ismi öyleydi. Sovyetler Birliği değildi. Rusya sosyalist federatif cumhuriyetiydi. Hatırlarsınız. Şimdi o da bir cumhuriyet. Ve Ruslar ciddi anlamda yani Bolşevikler din işte kiliseleri falan havaya uçurmaya başlamışlar. Şimdi böyle bir süreçte İran'daki yerleşmiş ulema çok korkuyor. Diyor ki aman cumhuriyet olmasın. Sen şah ol. Yani gerekirse. Şah ilan edebilirsin. Yani. Tamam. Sorun yok. İktidarı ele geçirmiş. Ve Gülistan Sarayı'nda işte o düzenlenen törenle başındaki taç da çok ünlüdür. Bugün Tahran Milli Mücevherat Müzesi'nde o bu tacı görebilirsiniz. Kendisini şah ilan ediyor. Bir anlamda despot eklere olarak 15 Aralık 1925'te bu törenle şah oluyor. Kiyani tacı diye kendisine yeni bir taç yaptırmış bu. Çok önemli çünkü kaçarlara düşman, kaçarların tacı takmak istemiyor. Şu İran'ın acılarından sorumlu tutuyor ve şeye çok kötü davranmıştır kaçarlara Rıza Han. Bunun neticesinde zaten kaçar hanedanının bir üyesi olan bir kişi çok sert bir şekilde muhalif tarafa geçiyor Rıza Han'a. Bu muhalifin adı Muhammed Musaddık. Hatta mecliste kürsüye çıkıyor efendim Rıza Han'ın aklındaki kurmak istediği rejim Zenzibar'da da yoktur. Böyle bir rejim biz istemiyoruz diye 25 Ekim 1925'te söylemiş. O günden itibaren kaçar kökenli olan, bunu özellikle vurguluyorum. Dolayısıyla Türk kökenli olan bir yerde ama esas olarak kaçarların malı mülküne konfiske edilmesi, el konması falan bu tarz olaylar da var. Muhammed Musaddık o günden beri muhalif Rıza Şah'a. Birazdan geleceğiz ona. Taç, bu taçta 1114 karatlık 3380 küçük elmas, 199 karatlık 5 büyük zümrüt, 19 karatlık 2 safir ve bunları çeviren 368 adet inci. Bu meşhur ve döneminde, Pehlevi döneminde de gayri resmi ülke arması olarak da kullanılmış. Yani tır, yani resmi belgelerin üzerinde falan görürsünüz bu tacı. Hala da İran'da Pehlevi dönemini özleyenler böyle kolye falan takarlar. Ben de hediyelik almıştım zamanında. Şimdi bu çok önemli bir an. Şah oldu. Türkiye'den başka bir farkı daha yani. Türkiye Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı değişme falan imkanı var. İran'da mı yok? Dolayısıyla nerelerde oturmaya? Saraylarda oturmaya başladı. Ha bu saraylar çok güzeldir. Bugün Tahran'a gittiğiniz zaman
Sadabat Anlaşması'nın da yapıldığı, işte 1937'de Türkiye, Irak, İran, efendim Afganistan arasındaki o işbirliği anlaşması, koruma, Mussolini'nin işte İtalya'nın yayılmacı emellerine karşı vesaire vesaire. Bu anlaşmanın imzalandığı saray olan Sadabat Sarayı gerçekten muazzam, çok güzel bir saraydır. Batılı, yani burada şunu görürsünüz. İran'ın aynakari sanatı ama üslupta bir barok, hatta rokoko, yani batı üslubunu görmeniz mümkün. İşte Rıza Şah'ın yatak odası mesela. Bu aynakari sanatı İran'a ait bir sanattır ama üslubu batılı. Yani bu batıda bir sarayda da böyle bir manzara karşılaşabilirsiniz. Yani bu Pehlevi ideolojisini, düşüncesini yansıtan bir aslında görüntü olarak şey yapabilir. Ve bu hemen devrimlere, hatta çok hızlı bir şekilde geçiyor. Türkiye'den bazı konularda daha hızlıdır. Yani daha erkendir bir an. Pehlevi şapkasının takılması mesela. Yani her işte İran erkeğinin bir takım esbabı giymesini yasaklanarak, hatta buna ulema da dahil olmuştur. Ulemanın da geleneksel giysisini işte şeyler dışında, camiler ve ibadethaneler, medreseler dışında giymesi yasaklanmış. Ulema kendisini çıplak hissediyor. Yani o ulema kıyafetini giymediği zaman. Şimdi bu tarz sert bir sekülerleşme var İran'da. Ve ilk soyadı kanunu bir anlamda Pehlevi adını alıyor. Dezarabizasyon, dezislamizasyon olarak geçiyor. Ne demek? Arapsızlaştırma, Arap kültürün etkisinden bağımsızlaştırma, Arap kültürüne bir tepki, İslami kültüre de bir tepki var. Bir İran Aryan milliyetçiliği var. Bunu daha önceki yayınımızda ben uzun uzun anlatmıştım. Yani ta Firdevsi'nin Şehnamesi'nde bile çok yerde geçer, efendim işte İslamlaştır, yani Arap ordularının zaferi bizim tarihimizin en büyük, en kötü anıdır. İmparatorluğumuzu kaybettik, her şeyimizi kaybettik. Bu işte çölden gelen falan diye çok ağır ifadeler var. Burada söylemekten ben rahatsız olurum. Firdevsi'nin Şehnamesi'nde geçer. Şimdi bu anlayışın tekrar dirildiğini görüyoruz. Rıza Han ve çevresiyle beraber. Bunlar hem İslamcılığa karşı, ama bu İslamcılığa karşı olmak için milli bir gurur var. Türkiye'dekinden farklı bir olay. Çünkü Arap orduları, İslam orduları Anadolu'yu fethetmediler. Yani Bizans'ı fethetmediler ilk başta. İran'ı ele geçirdiler. İran'ı fethettiler. Fethetseler de bizi ilgilendirmezdi. Çünkü biz o sırada Orta Asya'daydık, biliyorsunuz. Yani Anadolu Türkler vardı da. Ama esas ana Oğuz kütlesi Orta Asya'daydı. Türkistan'daydı. Her neyse. Şimdi ama İran bir imparatorluktu. Sasani İmparatorluğu. Sasani İmparatorluğu yıkıldı. Devasa bir, muazzam bir Nusrev Anuşiravan vesaire. Yani dünyanın, eski dünyanın üç büyük güç, süper gücünden biri. Bizans, Sasaniler, Çin. Yani tam Süleytan Hanedanı falan. Şimdi bu yıkılıyor. Bunun yarattığı zaten bir travma içten içe var. Bunun neticesinde zaten biraz Çin'e yönelme olmuş. Şimdi bunu olduğu gibi İslam kültürünü ortadan kaldıralım. Nedir? Soyadım Pehlevi. Pehlevi ne demek peki? Nedir Pehlevi? Pehlevice o dönemde konuşulan, Sasaniler dönemini konuşulan dilin adı Pehlevice. Özellikle bu döneme bir dönüş ve büyük bir kültür devrimi aynı zamanda başlıyor. Bugün mesela yanımda efendim Muhammed Rıza olmak üzere Persepolis harabelerinde görüyorsunuz. Taht-ı Cemşit derler Firdevsi'nin Şehnamesinden ilhamla. İşte Cemşid'in tahtı denir mesela bu Persepolis'e. Persepolis tekrar ayağa kaldı, restore edilmesi falan. Bu dönemde mesela ben buraya resmini koydum mu bilmiyorum. Galiba koymadım. Firdevsi'nin bugün giderseniz Meşhed yakınlarında, Tuz'da Firdevsi'nin mezarının inşa edilmesi veya çok enteresandı André Godard. O dönemin ünlü Fransa'dan getirilen bir mimar ki şu kitabında yazarıdır. Şöyle gösterebilirim. The Art of Iran diye hacimli de bir kitap yazmıştır. Burada efendim André Godard. Bu André Godard İran Milli Müzesi, İran Bastan Müzesi'ni inşa ediyor bu dönemde. Yine Hafız'ın Türbesi. Hafız'ın türbesi, Şiraz'daki türbe çok eski bir mimari esere benziyor. Halbuki André Godard'ın eseri mesela. Yani bir İran kültürüne verilen bir kültür devrimi ve ilk üniversitenin, Tahran Üniversitesi'nin kurulması. Yani o Kaçar dönemindeki
açılım başarısız olmuş. Gerçek anlamda üniversitenin kurulması bu dönemde. İşte aynı isimlerin, ünvanların değiştirilmesi, kısaltılması falan. Ve bir dil devrimine gidilmesi aynı dönemde. Yani Pehlevi döneminde işte bir efendim Spahbet mesela. Şimdi Spahbet neydi? Sasaniler döneminde general demek. İslami bir şey değil. Eski Fars, Pehlevice. Spahbet'i geri getiriyor mesela ünvanını. Veya Koşun. Bugün Azerbaycan Türkçesine dikkat ederseniz, değil mi? Şeyi izlediğiniz zaman Karabağ muharebelerinde falan işte koşunlarımız girdi. Arapçadan geldi koşun aslında. Ordu demek yani bir anlamda. Ne diyorlar? Erteş. Erteş kelimesini ta işte eski Farsçadan bulup tekrar getiriyor. Bir takım kelimeleri efendim eski şeyden, Pehlevice'den, şuradan buradan türetip aynı aslında Atatürk devrimindeki dil devrimine biraz benzer. Gerekirse yeni kelime türetip gerekirse ama dezarabizasyon yani. Arapça kelimeleri dilden atmak esas olan. Sonra İslam devriminden sonra bir kısmı bunlara geri geldi. Her neyse. Şimdi böyle bir politikası olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sanayileşme. İlk kez demir yolunun tamamlanması. Yani İran'ın kuzeyini güneyine bağlayan demir yolunun tamamlanması Rıza Han döneminde veya Rıza Şah döneminde oldu. Çok büyük bir atılım İran için. Daha önce demir yolu yok. Mısır'da var. Osmanlı Devleti'nde var. İran'da demir yolu yoktu. Rıza Şah'a kadar. İlk sanayileşme hamlesinin işte efendim Arak'ta şurada burada Tahran civarında fabrikaların, demir çelik fabrikaların falan kurulması bir anlamda. Bunlar ve bir sanayi devletine doğru gidiş. İlk kez köyden kente göçlerin başlaması falan. Dış satımın artması. Yani bunlar Rıza Şah döneminde ama Rıza Şah dönemi aynı zamanda çok sert, şiddet bir diktatörlük olduğunu unutmamak lazım pek çok açıdan. Her neyse. Şimdi bu Rıza Şah 1934 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. 2 aylık yaklaşık bir ziyarette bulunuyor. Bununla ilgili çok güzel bir doktora tezi yayınlandı. Barış Cin olması lazım. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Güzel bir kitaptı, tavsiye ederim. Tek tek her gün nereleri ziyaret ettiklerini falan yazmış. Efendim bu şey. Doktora tezini hazırlayan. Şimdi burada doğudan başlayıp efendim Ankara'da Atatürk karşılığı meşhur görüntüleri vardır biliyorsunuz işte tren garında. Türkçe konuşuyorlar. Atatürk'ün bir takım burada bilinmeyen bazı jestleri vardır. Mesela işte masada, Çankaya'da, sofrada konuşurken Rıza Şah'la işte oğlunuz nerede şu anda? Oğlum İsviçre'de diyor. Çok özlüyorum oğlumu diyor. Şu tek oğlu var ya, diğerleri kız biliyorsunuz. Az önce söyledim yani. Muhammed Rıza. O da İsviçre'de okutuyorum şu anda işte okulda diyor. Hemen işte Hasan Rıza Soyak olması lazım. Ona sesleniyor bir şey arasında. Yemekte bir arada. Şah'a da çaktırmadan. Telefonla lütfen oğlunu bulunuz, bağlayınız. Oğluyla işte babası konuşsunlar falan diye. İşte bir jestte bulunuyor Atatürk ve işte oğluyla şey konuşuyor. Efendim Rıza Şah Muhammed Rıza ile konuşuyor. Çok duygulanıyor. Şah'ın ağladığı hiç görülmemiş. Bir tek o sırada işte Atatürk'e sarılıyor. Kardeşim diyor. Onunla ağlıyor mesela. Bunu aktaran da Huşen Nehavendi. Huşen Nehavendi Şiraz Üniversitesi rektörü. Şu kitapta Le Grand Futur de l'Iran diye bir kitap vardır. Şu kaynakta anlatır tek tek bu Atatürk'te olan şeyleri. Ve bunun dışında bir öz soy operası bestelenmesi. Bu çok önemli. Bizim tarihimizin Türk tarihindeki değil. Türk tarihindeki ilk opera Arşın Malan'ı. Azerbaycan Respublikası Cumhuriyeti. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ne ait. Değil mi? Üzeyir Hacı Beyoğlu'nun bestelediği. 1918. Ama bizde ilk opera Özsoy operası ve çok önemli mesajlar var orada. Orada ben de kitabımı zaten başına aldım. İlk İran Kadim Uygarlığı'nın başında o yazıyor. Efendim Atatürk'ün bir anlamda bir seslenişi. Yani Şehname'de bir efsane vardır. Kral Hakan Feridun'un 2 tane oğlu var. Efendim biri Tur, biri Iraç. Hatta 3 tane olması lazım. Şu Tur ve Iraç'ı özellikle ön plana çıkarıyor. Tur'dan çıkanlar Turan oluyor. Iraç'tan çıkanlar İranlılar oluyor. Bu İran ve Turan arasında sürekli savaş oluyor. Firdevsi'ye göre. Firdevsi daha bir menfi, daha bir Türklerle savaşlarda İranlıları tutan bir İran milliyetçiliği şeyi vardır Firdevsi'nin. Halbuki Atatürk bu librettoyu değiştirip Münir Hayri Egeli'ye yazdırıyor bunu. Ve 2 ay içinde operayı besteletiyor. Efendim Adnan Saygun'a ünlü bestekarımız ve ilk büyük bestesidir ve gençtir o sırada Adnan Saygun. Hemen hazırlatıp İran Şah'ın gelişine
Ve içinde şöyle bir cümle geçiyor. Yani bakın, Atatürk'ün yazdırdığı, yani şöyle yazın diye tarif ettiği, Ferud'un çocuklarını doğumundan sonra sesleniyor ikisine de. Birine sen ey nur topu çocuk, senin adın Tuğr olsun, kutlu rengin mavi, eşin ay, yoldaşın kurt olsun diye Tuğr'a sesleniyor, Türklere yani. Sen ey sevgili çocuk, senin de adın Iraç olsun, nurun yeşilden çıksın, güneş seninle parlasın, yoldaşın arslan olsun diye Iraç'a, yani İranlılara sesleniyor. Ve her ikiniz de cesaretin, erliğin rengi al ile parklığın rengi beyaza birlikte saralım. İşte ve arkasından bir ses geliyor gökyüzünden, bakın. Bu yavrular her ne vakit el ele verip tutuşsalar, yeryüzü ışık dolsun, sulh bereket ondan dolsun. Bu çocukların çağlar boyu sürüp gidecek soyları hiçbir zaman unutmasınlar kardeş olduklarını ve her zaman yüzyılların gerisinde kalacak olan bu anı hatırlasınlar diye işte Atatürk'ün muazzam bir mesajı burada var. Yani biz kardeş olarak doğduk, Türkler ve İranlılar, ama birbirimizden koptuk. Şimdi tekrar kardeş olduğumuzu hatırlama vakti diye. Muazzam bir mesaj, bir opera şekline vermek. Bu bir dahi. Şimdi bunun dışında işte İstanbul'a gidiyor, Çanakkale'ye, cepheyi gezdiriyor. Asker olduğu için askerliği. Ve muazzam etkiliyor. Etkilemesinin sebeplerinden bir tanesi de hep es geçilir. Niye Rıza Han üzerine bu kadar? Çünkü Rıza Şah o sırada bir şeye hafiften yaklaşma elimde, yani Nazi Almanyası yeni iktidar olmuş. Sene 34-33'te Naziler iktidara gelmiş. Naziler ne diyorlar? Aryanlık. Şimdi Aryan dediği zaman İranlıların bir ruhu şey olur yani gidip de. Niye? Çünkü Aryan'a Vallejo'dan gelir aslında. Ve 1935 yılında İsmin İran olarak değişmesinin sebebi de biraz odur. Yani Aryanlık gurur verici bir şey artık dünyada. İran ismi 1935'e ait değil aslında. Sasani döneminde ne deniyor? Ülkenin resmi adı İran şehir. İran şehri diye geçiyor. Ya bugün şehir olarak kullanırız kelimeyi. İran bölgesi, İran alanı, Aryanların alanı falan anlamında. Ama bunu tekrar uluslararası isim olarak kabul ediyor. Şimdi bir Nazilerle yaklaşma var. Bu konuda bir uyarmasını olduğunu ben Atatürk'ün tahmin ediyorum. Yani nitekim zaten bunun şeyini görecek bir süre sonra Rıza Şah. Ama Türkiye'nin de ben İran'dan bir konuda etkilendiğini düşünüyorum. Kanıtım yok. Araştırılması lazım. Bu konuda güzel akademik çalışmalar yapılabilir. Soy adı kanununun çok enteresan bir şekilde tam da Rıza Han'ın ziyaretine denk gelmesi, yani 21 Haziran'da soy adı kanunu bizde çıkması çok ilginç bir olaydır. Yani İran'da soy adı 1925, bizde 34 ve tam da İran Şah'ın gelmesine denk düşüyor. Oradan ilham almış acaba olabilir mi? Zaten söyledik abi, belki çıkacaktı ama denk geldi denebilir. Şimdi dediğim gibi bu tamam, güzel bu şeyler. Yalnız olumsuz bir şey var, bir tek onu söyleyeceğim. Şah Türkiye'deki gezisinden gıptayla geri dönüyor. Sevinerek ve hüzünlenerek diyor. Yani Türkiye bak çağ atlamış, biz hala buradayız. Türkiye bize kat be kat işte üst şeyde, daha ileride Türkiye bizden. Biz bu aşamaya daha hızlanmalıyız, daha çok çalışmalıyız şevkleniyor. Ve bu aşamada da işte bir takım hatalar yapılıyor. Birçok bütün kaynaklarda geçer. Mesela Türkiye'de böyle bir yasa yok. Tamam, baloları görmüş Şah. Balolarda Türk kadının çağdaş işte Türk erkeği dans ettiğini görmüş falan. Ama Türkiye'de böyle bir yasa yok. Yani zorunlu bir şekilde değil. Halkın ikna edilmesi. Olumsuzluklar olmuş olabilir. Ama böyle bir kanun yok. Şimdi İran'da ilk döner dönmez yaptığı şey başörtüsünü yasaklamak. Şimdi İran gibi bir ülkede başörtüsü yasağı bir grupta bir kin doğmasına yol açıyor. Yani dışarıda kadınlar başörtüleriyle, o çador denilen işte örtüyle çıkamayacaklar vesaire. Şimdi bu Türkiye'den bir anlam değil. Ama arkada Türkiye'de böyle bir kural yok. Şah bunu kendi kendine abartıyor. Çünkü adam asker. Bakın Atatürk gerçek asker olmasına rağmen üniformasıyla değil. Değil mi? Şah üniformayı son anına kadar çıkarmamıştır. Onun dışında başka bir görevi yokmuş. Takım elbise giymemiştir. Bütün Rıza Pehlevi'den bahsediyorum. Yani bütün Pehlevi dönemi askeri bir monarşi bir anlamda. Bu bir hata. Bir kin doğmasına öbür tarafta yol açıyor. Bu bir şey. Şimdi ikincisi, Hitler'le yakınlaşma devam ediyor. Yapılacak bir şey yok. Hitler'le yakınlaşmanın devam etmesi de bir anlamda
tehlike çanları. Çünkü az önce ne demiştim? İngiltere Hindistan'ın yanında, yani Hindistan bağımsız olana kadar Hindistan'ın yanında böyle bir güç ortaya çıksın ve işte tehdit etsin istemez. Bundan çok rahatsız olur. Nazilerle şeyin yakınlaşması, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda çıkması ve hatta İkinci Dünya Savaşı Sovyetlerin de Barbarossa Harekatı işte 1941'de 22 Eylül 1941'de şeye saldırması, Sovyetler Birliği'ne saldırması sonrası Sovyetler Birliği'nde bu sefer karşısına almış oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu iki güç beraber İran'a saldırıyorlar. Her ikisi birden. Allied Forces sweep on in Iran. Dediği işte İran işgal ediliyor. İran Şahı Rıza tahttan indiriliyor. İşte Yalta görüşmesini falan görüyor. Bu şey Tahran pardon geleceğim şimdi. Tahran görüşmesine. Şimdi burada çok enteresan bir ara bir olay var. İngilizler ilk başta tahta şeyi geçirmeyi düşünmüşler. Kaçarlardan birkaç prensi ama Ahmet Şah Kaçar son Kaçar hükümdarı kaçmış Monaco'da. Artık onun geri kalan soyu da şey İngiltere'ye hatta bir tanesi Bahriye subayı olmuş İngiltere'de. Yani o kadar konudan uzaklar. Yani İngiltere'de Bahriye subayı olmuş. Farsça bilmiyor, Türkçe bilmiyor. İran'ı getirsen İngilizce konuşan bir şah olacak. İran halk kabul etmeyecek. Bu tereddüt içindeyken oğlu adına oğlu Muhammed Rıza adına tahttan feragat ediyor. Bu ünlü bir resimleridir beraber. Feragat ettiğini açıklıyor. Kendisi Güney Afrika'ya sürgüne gidiyor ve oğlu yerine Muhammed Rıza geliyor. İran halkı yine bunu nasıl görüyor? Batılılar geldi başımıza bir şey koydular. Bir işte şah koydular falan gibi görüyorlar. İran halkının algısı bu şekilde. Şimdi Tahran'a geliniyor. Tahran'da işte üç günlük üçler görüşmesi. Daha sonra Yalta olacak vesaire. Burada işte Roosevelt, Stalin ve efendim şeyi görüyorsunuz. Churchill'i görüyorsunuz. Da işte çok şey bir fotoğraftır. Yani dikkat çekici bir fotoğraftır. Efendim Roosevelt'in yanında, Amerika Başkanı'nın yanında yeni henüz tahta oturmuş olan Muhammed Rıza'nın nasıl utangaç, üşengeç oturduğunu, durduğunu görürsünüz. Yani bu fotoğraflar üzerinde çok algı yapılır ama gerçekten böyledir. Yani tecrübesiz, işte İsviçre'de bir eğitim almış, arkasından bir evlilik yaşamış. O evlilikte de ben az önce atladım, Atatürk'ün dahilinde olduğu söylenir. Atatürk'ün babası Rıza Şah'a, yani Mısır kralı Faruk'un bir kızı var. İşte onunla evlendirebilirsin falan. Böylece ülke arasında bir yakınlık olur falan dediği söylenir. Fevziye ile evleniyor. O evliliği başarısız oluyor. Ayrılıyorlar falan. Şimdi genç daha yani adam. 1941 yaşında. 1919-1941. Daha genç ve henüz şey sahibi değil. Güç sahibi değil. Ve bu arada ülkede çok büyük krizler yaşanıyor. Mesela Sovyetler Birliği işgal ettiği topraktan savaş bitmesine rağmen çıkmıyor. Ve burada Soğuk Savaş'ın ilk krizi yaşanıyor. Niye önemli? Çünkü bağımsız bir Azerbaycan ve bağımsız bir meşhur Mahabad Kürdistan'ı. Tarihte kurulmuş tek Türk devleti, Mahabad Kürdistan devleti. Bir Sovyetler Birliği kuklası. Ve işte Güney Azerbaycan da birliği. O bölge daha önce Azeristan falan kurulmuş. Ya Birinci Dünya Savaşı'nda da bir takım devletler kurulmuş ama bu Sovyet pişeveri falan, işte Sovyet güdümünde bir devlet kuruluyor. Burada İran'da başlamış olan bir sol hareket kendi içine hesaplaşıyor. Tudeh Partisi var. Tudeh Partisi çok destekli ama bunda Sovyetlere bağlı. Diyorlar ki yani işte halkların kendi kaderlerini falan tayin, İran milliyetçileri ne oluyoruz, bu bizim toplağımız deyip İranlı sol aydınlar Tudeh'ten istifa edip başka bir parti kuruyorlar. Bir içsel hesaplaşma yaşanıyor. Bu bölgeden işte Sovyet ordusunun çıkarılması Amerikan desteğiyle oluyor. Şah için, yani Muhammed Rıza'yı düşünün o şeyde, Amerika ne anlama geliyor? Sovyet yayılmacılığı, tehdidi ve işgaline karşı koruyucu bir devlet. Ya Amerika. Ve Sovyetler Birliği de sadece şeydi, yani Türkiye'den Stalin işte boğazları istedi, Kars Ardahan'ı istedi, nota verdi falan ama burada resmen işgal var. Ve işgal etti, topraktan çıkmama var. Orada bağımsız cumhuriyet var. Dolayısıyla İran'ın yaşadığı bir travma var Sovyetler Birliği'ne karşı. İran devletinin, rejiminin ne derseniz deyin. Bunun neticesinde ülke içindeki komünistleri ve solcuların hepsini vatan haini olarak görüyorlar. Bu bizde yok mu? Bizde de oldu. Türkiye'de oldu bu. Daha Aziz Nesinler'den falan, yani 40'lardan 50'lerden itibaren işte
İşte Kürtlerin davaları falan biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Onlarda itibaren solcu demek, vatan haini demek diye bir algı oluştu. Özellikle sağ kesimde. Ama İran'da bunun daha bir nesnel bir şeyi var yani. Sonuçta çünkü işgal edilmiş Sovyetler Birliği tarafından toprağın. Hemen birkaç sene önce yani. Şimdi böyle bir gerçek, böyle bir vaka var. Dolayısıyla bir sol ve sağ kamplaşması gerçekleşiyor ama sağda da veya sağ diyemeyeceğim, tam merkezde iki tane büyük hareket var. Birincisi Musaddık hareketi. Şimdi bu Musaddık hareketi veya ulusal parti, ulusalcılar diye geçiyor. Milliciler diyelim biz yani. Cephe-i Milli falan. Milli cephe. Bu şeye karşı, yani İngiliz güdümünde olmaya, İngilizlerin petrolleri bu kadar, İngiliz petrollerin üzerine kullanım hakkında olmasına, çıkarmasına falan karşı. Esas davası petrolün millileştirilmesi, bu sayede İran'ın bağımsızlaştırılması. Şahı da babasını da İran'ın meşru yöneticileri değil, haklarını gasp etmiş efendim ve Batı tarafından konulmuş kuklalar olarak gören bir hareket Musaddık. Kaçar bağlantısını ve Türk kökenini falan söylemiştim zaten. Bir diğer hareket, bunların ikisini de sağ olarak değerlendirmek biraz zordur ama diğeri de İslamcılık. Şimdi bu TUDE, sol efendim Cephe-i Milli ve İslamcı hareket aynı anda İngiliz işgali sırasında doğdu. Nevvab Safavi çok önemli bir figür. Çok 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 önemli bir figür. Bu Nevvab Safavi döneminde ilk kez bir radikal, hatta terör faaliyetleriyle iktidara gelmeyi öngören bir hareket ortaya çıkıyor Nevvab Safavi ile beraber. Şimdi bu Nevvab Safavi'nin soyadı da Safavi değil aslında. Şu, bu resimde de görebilirsiniz. Şurada şu anda gösteriyorum Nevvab Safavi. Safavi hanedanına bir gönderme yapıyor. Yani İran'ı Şiileştiren hanedana gönderme yapıyor. Ve kurduğu örgütün adı Fedaiyan-ı İslam. İslam Fedaileri Örgütü. Bu bir takım suikastlere kalkışıyor. İki kere İran başbakanını öldürüyor bu grup. Radikal bir grup. Ulemanın bir kısmını, özellikle Ayetullah Kaşani'nin desteğini alıyorlar. Daha önemlisi, bu konuşma yanlış hatırlamıyorsam Mısır'da. Ya Mısır'da ya Kudüs'te. Kudüs'ün henüz işgal altında olmadığı bir dönemdi bu. 1950'lerin başında Müslüman Kardeşler Kongresi'nde, yani işte İhvan-ı Müslümin Kongresi'nde çekilmiş bir fotoğraf. Nevvab Safavi 1950'lerin başında efendim gidip Mısır'da Seyyid Kutup'la beraber çekilmiş fotoğrafıdır şu anda. Şeyde görünüyorsam eğer, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün sözcüsü, liderlerinden olan ve çok Türkiye'deki İslamcılığın da saygı duyduğu, sevdiği Seyyid Kutup'la görüşmeler yapıyor. Burada ilk kez Müslüman Kardeşler ideolojine etkileniyor. Çok önemli bir etkidir. İran'daki Şia ve ulema o zamana kadar ülkeye, iktidara el koymayı pek düşünmemiş. Yani çünkü bir sistem var, şah var, bir de ulema var, bir arada bir denge var. Bu dengeyi bozma düşüncesi ilk kez Safavi ile, Nevvab Safavi ile beraber ortaya çıkıyor. Ve Müslüman Kardeşler orijinli bir ideal olarak o taraftan geliyor. Şahlığı yıkalım, yerine İslami bir sistem, İslami bir rejim kuralım düşüncesi. İşte Hasan el-Benna, işte Seyyid Kutup falan buralardan gelip İran'a hakim olmuştur Nevvab Safavi ile. Şimdi bunun da Nevvab Safavi'yi destekleyen Ayetullah Kaşani ve Kaşani'nin bir başka resminde Musaddık'ı, Muhammed Musaddık'ı görüyorsunuz. İlk başta bu çıkarlar beraber. Yani bu bütün bu tablo, İran'ın petrollerini millileştirmesi falan, burada bir karşılık söz konusu değil. Ve bu süreçte hatta 4 Şubat 1949'da Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin açılışında bir konuşma yapmaya gitmişken Şah'a bile, Muhammed Rıza'ya bile suikastı, akrobatik hareketler yapıyor. Şeylerden Abbas Milani falan anlatır bunu en iyi şah biyografisi budur, tavsiye edebilirim. Abbas Milani'nin biyografisidir, şu ana kadar yazılmış. Çok net olarak anlatır o saniye saniye. Akrobat hareketleri kurtarıyor ama bir kurşun bir şakağından girip öbür tarafından çıkıyor. O yüzden şah ömrünün sonuna kadar tam gülemiyor, yani gülümsüyor. Kahkahalı resmi pek yoktur. Canı acıyor vesaire hayatın sonuna kadar. Bu da bir etken devrime giden yolda. Şimdi bu Şah'a suikast sonrasında Şah'ın aklında şöyle bir düşünce var. Solcular yaptı bunu. Çünkü
Yani kötü bir şey olduysa ülkede bunu solcular yapmıştır her zaman. Çünkü ülkeyi bölenler, Sovyet işbirlikçi, işgal ettiler falan, bu algı hep kafada taze. Dolayısıyla şeyin üzerine yürümek yerine Nevvab, Safavi, Fedayanista ve sonuç solcuların üzerine yürüdüklerini görüyoruz. Burada efendim tam işte bu dönemeçti 1950-51 döneminde bu Sadık'ı en sonunda şeye başbakanlığa getiriyor. Çünkü büyük bir toplum desteği var. Ve Şah da baştayken, yani henüz Muhammed Musaddık petrolleri millileştiriyor. Ama millileştirmek kolay da İngiltere, Winston Churchill iktidarda o sırada ambargo koyuyor hemen. Şimdi sen bir mal satıyorsun ama o malı birileri almadığı sürece sende olması bir anlamı yok. Yani petrolü içip herhalde doymayacak, karı doymayacak sonuçta. Şimdi bütün İngiltere ambargo koyunca bütün dünya koyuyor. Dünya dediğimiz zaten o sırada henüz yani 3. dünya tam olarak ortaya çıkmıştır. Yeni yeni bağımsızlık hareketleri falan var. Henüz bağımsız olmuşlar oluyorlar. O yüzden ilk anti-emperyalist hareketlerden biridir aslında bu petrol millileştirilmesi olayı. Ve burada bunu gerçekleştiriyor ama İran'da müthiş bir şey kaybı var. Güç kaybı var. Yani Musadd'ın altındaki halk desteği ekonomik krizle beraber kaybolmaya başlıyor hızla. Yani yiyecek ekmek bulamıyoruz biz. Sen hala neden bahsediyorsun diyen bir gittikçe gençten bir cephe oluşuyor. Musaddık'ı bir tek kim destekliyor bu şartlarda? Solcular destekliyor tabii ki. Çünkü solun esas davası. Emperyalizme karşı olmak, anti-emperyalist olmak. Peki bu İran solunun desteği kime, neye mal oluyor? Ayetullah Kaşanilerin ve Fedayan İslamilerin, İslamcıların desteklerini çekmelerine sebep oluyor. Neden desteklerini çekiyorlar? Çünkü bu iki kutup birbirine uyuşmaz. Solcular diyor ki din gitmeli, camiler kapatılmalı falan, biliyorsunuz yani o İran komünizmin o aşırı bir takım sloganlarını. Yani din adamları grubu temizlenmeli falan. İşte bunlar din halkların afyonudur. Yani Sovyet orijinli bir takım şeyler çok ürkütüyor. Ürküttüğü bir kesim daha var din adamları ulema dışında. Bazari sınıfı, bunu unutmamak lazım. İran'da kapalı çarşı esnafları, yani biz de kapalı çarşı deyince hatta turistik dükkanlar geliyor, değil. Kapalı çarşıların esnafla çok önemli. Bugün de hala İsfahan'da, Yezde, Şiraz'da nereye giderseniz gidin, nereye giderseniz gidin, çarşı esnafları çok önemlidir. Çok önemlidir yani. Buralarda işte esnafın efendim büyük bir tepkisini çekiyor ve Tahran Bazarisi zaten devrimlerde hep öncü. Tahran Bazarisi Kaşani, işte Nevap Safavi, Fedayan İslam, Amerika, İngiltere, bunlar aynı safta birleşiyor. Tabii ki Şah da bu şeyin içinde. Yani bir zincirin halkaları gibi. Bu sefer karşı tarafta Tudeh ve şey tek başına kalıyor. Efendim Musaddık. Ve bu arada bu gerçekleşen ilk efendim darbe, yani Musaddık'a karşı bir darbe gerçekleşti. Bu darbe başarısız oluyor. Başarısız olunca Şah soluğu direkt kendi uçağı kendi kullanarak kaçıyor. Yani bu çok acemi bir tutum yani. Bu kadar da kendi ülkenden böyle kaçmazsın. Yani, neyse. Uçağı atlayıp karısını da alıp Süreyya, meşhur Süreyya ile evlenmiş bu sırada. Süreyya'nın da ben daha Le Palais de Solitude. Şunu gösterebilirim. Şurada. Süreyya Esfendiyari Bahtiyari. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Süreyya'nın yazdığı anılar kitabı var bizzat. Hatta ben böyle bir adamla evlenmedim falan diye işte nefret ediyor Şah'tan. Ve o çok enteresan bir ayrıntıdır. Bunu şu ana kadar herhalde hiç bir yerde duymamışsınızdır. Çok enteresan. İtalya'ya gidiyorlar Süreyya'yla kaçıp. Efendim İtalya'da otelde, Roma'daki otelde şöyle bir düşünce akıllarına geçiyor. Efendim Süreyya, nous allons devoir faire très attention à nos dépenses. Nous n'avons guère de disponibilité. Peut-être aurais-je tout juste assez d'argent pour acheter un peu de terre où nous pourrons nous installer. Où aimerez-vous aller? Sans doute aux États-Unis. Süreyya, seninle harcamalarımıza dikkat etmeliyiz. Bundan sonra şahlık yalan oldu. Efendim artık şey yok, paramız da kalmadı. Elimizdekilerle gidip Amerika'da bir tarla alalım. Orada çiftçilik yapalım diyor karısına. İş bitmiş, İran kaybolmuş, Musaddık iktidar olmuş falan. Şah'ın düşüncesi bu. Tam o sırada efendim bir yanlarına şey geliyor. Efendim Mossadegh, Ranvers'e Letrup, Emperyal Kontrol, Tehran ve General Zahdi, Premier Minister. Yani Associated Press muhabiri yanlarında bir haber getiriyor.
Diyor ki efendim siz tekrar şahsınız, yani tek iktidardasınız. Sizinkiler darbe yaptı. Şah Roma'dayken Şah'a destekten işte ünlü CIA darbesi denilen, halbuki sadece CIA değil, işin içinde şeyler de var. Ayetullah Kaşani grubu da var. Bunların olduğu bir darbe yapılıyor. Musaddık iktidarda indiriliyor. Neden? Neden böyle bir şey oluyor? Yani adam kendisi bile umutsuzken Amerika'da toprak alalım, gidelim, gel karıcığım seninle derken neden tekrar iktidara gelebildi? CIA'nin başarısı, CIA'ya para dağıttı orada, Cambit Roosevelt falan, bunları şey yazmıştır. Bu konudaki en güzel kitaplardan biri, tavsiye edileceğim, All the Shaftsmen efendim diye bir şeyin, Stephen Kinzer'in kitabı. Çok güzel ayrıntılı bir kitap. Türkçe'ye de çevrildi bu. Baskısı var mı bilmiyorum. Şahın bütün adamları diye. Tamam, Amerika'nın, İngiltere'nin payı var ama din adamlarının da payı var. Din adamları şundan ürkmüş durumda. Sloganlar şöyle, Musaddık kazanınca, Musaddık lehine çevrildi ortam. Birden işte bütün topraklar kamulaştırılacak, sermaye el konacak, işte camiler kapanacak, şu şöyle olacak falan sloganlar vesaire. Tek yol, devrim, komünist, ne oluyoruz diyen bütün bir ulema, bütün bir işte Bazari kendisini CIA'nin ve Şah'ın yanında buldu. Yani Kermit Roosevelt orada ne kadar dağıtsa alsın zaten o şey gerçekleşecek. Çünkü sol çok ahmakça davranmıştır. İran solu, Tudehçiler. Çünkü halkın bir hassasiyeti var kardeşim. Afganistan'da da aynı hatayı Afgan devrimcileri yapıyor daha sonra. Lenin'e Allah mallah diyor. Tövbe haşa. Şimdi yani oradaki halkın gözüne baktığınız zaman. Şimdi bu Şah'ın geri dönmesine var. Şah'ın geri dönmesi yalnız işte bu şeyi görüyorsunuz. Pehlevi resimlerle tankların üzerinde falan halk, yani bu tamam Kermit Roosevelt Amerika para attı ama halkın kendisi de tekrar istiyor Şah'ı. Şah'ı sevmeseler de sonuçta esnaf şeyinin kapanmasını istemiyor dükkanının el konmasını. Şimdi bu böyle bir devrim şeyin veya darbe efendim Şah'ın lehine gelişiyor. Buradan bir takım sonuçlar çıkarılıyor. Bir, çok önemli. Şah şuna kesin olarak inanmaya başlıyor. Ya din adamları, ulema benim iktidara gelmemde yardımcı oldu mu? Oldu. Bana destek verdiler mi? Destek verdiler. O zaman ben ulemayla çok iyi çalışırım bundan sonra. Ulema beni hep destekler. Çünkü benim iktidara gelmeme yardımcı oldular. Amerika beni destekledi mi? Destekledi. Tekrar tahta geldim. O zaman Amerika beni destekler mi? Destekler. Çünkü bana muhtaç. Peki. Bunlar benim doğal müttefiklerim mi? Doğal müttefiklerim. Peki. Düşmanım kim? Solcular. Şah bunu kafasında bir matematik formülü gibi yazmış durumda. Bu olaydan çıkardı der sonra. İran halkı veya milli cephe, solcular falan akıllarını ne yazıyorlar? Şah Amerikan kuklasıdır kardeşim. Bunu Abbas Milan'ın ünlü güzel bir sözdür. Kahr içinde olmak. Kesin adam ne yaparsa yapsın nefret için olmak yani. Ne yaparsa yapsın. Yani bundan sonra solun hoşuna gidecek hareketler yapsa da falan da bir kere Amerika getirdi oturttu mu şey tahta tekrar. Tam da devrimi kazanmışken, devrim gerçekleşmişken tam işte her tek yol devrim falan. Bu olmuşken, Tudeh neredeyse iktidar olmuşken Musaddık'la beraber Amerika bunu bozdu. İktidara getirdi mi o zaman Amerika düşmandır, Şah düşmandır. Bunu formül gibi kafalarını yazıyor. Artık yapacak hiçbir şey yok. Şah'ı sevmelerine imkan yok bu adamların. Ne yaparsa yapsın. Böyle bir devrim gerçek. Bu aşamadan sonra 1951'den 60'lı kadar bir olumlu bir hava estiğini görüyoruz. İşte hem dünyada o ara işte Türkiye'de çıkan bir takım mecmualar, hayat dergilerinde işte Süreyya falan efendim görüyorsunuz. İşte o zaman Batı medyasında da o zamanın bir Time dergisi 12 Eylül 1960'ta çıkan bir Time dergisi mesela bende var. Yine aynı şekilde Şah'ın güzel resimleriyle falan İran'da çok güzel gelişmeler oluyor falan gibi. Ve işte bir ekonomik kalkınmaya bu arada da İngiltere'nin yerine Amerika artık ağırlığını koyuyor ve ya verin şunların parasını bu artık sıkıntılar olmasın yaklaşımıyla bir anlamda İran'ın petrolden aldığı geliri artmasını sağlıyorlar. Yani bu arkasına yapılan görüşmelerde İran'ın petrol gelirleri artmıştır. Yani Musaddık'ın istediği aslında oldu. Hatta bir süre sonra İran petrolü tamamen millileşti. Yani bu yanlış bilinir genelde. Şah döneminde hep işte İran petrollerine Batılılar el koydu diye. Hayır. Daha 1960'larda zaten İran'ın petrol gelirleri artıyor. Bu petrol gelirlerini sanayileşmeye harcamaya başlıyor. Ve 1963
de bir beyaz devrim enkılabı sefit başlatıyor ki Türkçe'de de o Ak Devrim olarak bir kitap olarak yayınlandı. Bende vardı yani o Ak Devrim Türkçe'ye de çevrildi bu. Ve o zaman Şah'ın popülaritesi çok yüksek beyaz devrim enkılabı sefit sırasında. Bu beyaz devrimin özellikleri neler? Şimdi niye beyaz devrim? Çünkü komünistler Kızıl Devrim gerçekleştirecekler. Kızıl demek kanlı devrim demek. Ben beyaz hanedanların rengi beyazdır. Hanedan devrim gerçekleştiriyorum. Kansız bir devrim gerçekleştiriyorum. Beyaz devrim gerçekleştiriyorum deyip işte enkılabı sefit başlatıyor beyaz devrim. Nedir? Çok büyük reformlar, çok büyük devrimler. Bir, toprak reformu. Köylüye toprak dağıtılıyor. Büyük toprak sahiplerin, ağaların, ağalıkların tasfiye edilmesi. Marabalara toprak satılması. Toprak işçilerine, bütün İran'da. Çok güzel. Çok güzel de bu adamların parası var mı? Toprak alacak? Yok. E ne olacak? Ağalardan toprakları nasıl satılacaklar? Alamayacaklar. Alamayınca ne yapacaklar? Topraksız kalacaklar. Çalışabilecekler mi? Çalışamayacaklar. İşsiz kalacaklar. Ne olacak bu işsiz kalan kitle? Ne yapacaklar bu adamlar? Büyük şehirlere gelecekler. Büyük şehirlerde sanayi işçisi olacaklar. Zaten istenen de bu. Ateşle ancak bu kadar oynanır. Çünkü Rus devriminde bunun %100 aynısı olmuştu. Rusya tarihini biraz inceleyenler. Çar Aleksandr'ın, Aleksandr Fıtaroy, hatta şey olarak bilinir, işte Pobedonosets efendim, Miro Tuvarets, barış yapan, işte şey, başarılı falan anlamında. İşte Aleksandr Fıtaroy, ikinci Aleksandr toprak reformu yapıyor. Köylüler toprak alacak paraları olmadığı için büyük şehirler akın ediyorlar. St. Petersburg'a, Moskova'ya falan. Ve o arada büyük bir işçi sınıfı meydana geliyor. Ama büyük kalabalık, memnuniyetsiz kitleler tabii ki bir süre sonra devrim yapıyor. Lenin'in işte böyle ellerini kavuşturmasına sebep oluyor. Oh ne güzel bana devrimci geldi diye. Şimdi şeyde aynı, İran'da aynı durum. Bu kitle, büyük kitle büyük şehirlere akacak şimdi. İki, çok önemli birkaç şey daha. Eğitim orduları. Burada resmini koydun mu? Eğitim orduları. Bütün işte üniversite gençliğini örgütleyip bütün köylülere okuma yazma eğitimi verilmesi. Bütün köy sağlık orduları kurulması. İşte tek tek nasıl sağlıklı işte çocuk büyütülür, nasıl işte doğum yapılır, nasıl işte çocukluk hastalıkları iyileştirilir, aşılama kampanyaları falan bütün ülkede. Çok güzel, çok ilerici bir hareket ama İran tarihinde görülmemiş bir İran nüfusta patlama yol açıyor. Bu da bir olumsuz bir yan Şah için. Çünkü bu patlayan nüfus bir süre sonra aleyhine dönecek. Bunu da göreceğiz birkaç dakika sonra. Şimdi işte okuma yazma seferberliği bütün ülkede ve işte Şah'da Atatürk'e benzeyen bir pozda hani tahtada okuma yazma öğretirken görüyoruz. Bu arada İran'da harf devrimi hiçbir zaman yapılmamıştır. Yani Türkçedeki gibi Latin harflerine geçiş gibi bir şey olmamıştır. Halbuki İran kendi bir takım alfabeleri aslında Sasani devriminde vardı. Her neyse yani o kadar şeye gidemediler bir anlamda ulema varken. Şimdi burada daha da önemli bir olay İranlı kadınlara seçilme haklarının verilmesi ve İran'da Şah döneminde çok büyük mevkilerde çok sayıda kadın milletvekili, yargıç, avukat, şu bu İran tarihinde görülmemiş ölçüde olmuştur. Şimdi bunlar çok güzel ilerici adımlar ama bir kesimi çok korkutuyor. O da işte uleman içinde. Bu arada şey çok yani Batı medyasında övgülerle falan anılıyor bu devrimler. İşte bu Ayetullah Ruhullah Hümeyni. Hümeyni burada ilk hareketini yani kumda başlatıyor öğrencileriyle. Yani Hümeyni o ana kadar Ayetullah değil bu arada. Müçtehit. Yani Süccetül İslam rütbesinde. Yani Kaşani şöyle Nevvab Safavi asılmış. Başbakan öldürüldü. Ayrıca 1965'te Şah'a ikinci suikast Mermer Sarayı'nın önünde oğlu Rıza da yanındayken suikast yapılıyor. Son anda kurtuluyor. Şimdi bunların üzerine artık Nevvab Safavi asılıyor. Nevvab Safavi'nin yanında bir takım Fedayan İslam grubu var. Bunlar kimin yanında toplanmaya başlıyor? Hümeyni'nin yanında toplanmaya başlıyor. Hümeyni'nin babası yolda Arak tam şeye giderken Arak'la şey arasında Tahran arasında Hümeyn kasabası. Orada öldürülüyor. Öldürülmesinden de Rıza Han hep sorumlu tutmuştur. Yani bir de kan davası var. Yani ailevi davası var Hümeyn'in. Her neyse bundan dolayı bir kini var ve fırsat kolluyor. Fırsat bu fırsat.
kadınlara seçilme hakkı ver. Nasıl bunu verirsin? Öğrencileriyle beraber bir ayaklanma başlatıyor. Kum ayaklanması. Penz'de Hordat Kıyamı denilen. Bugün de işte Gülistan Sarayı'nın hemen önündeki metro istasyonunun adıdır. Tahran'a giderseniz Penz'de Hordat, 15 Hordat Kıyamı denilen. Orada ve burada ilk kez bütün Tahran'da medrese öğrencileri, mollalar sokaktan çıkıp işte bir devrim provası bir anlamda gerçekleştiriyorlar. Her tarafı şah korku içinde, endişe içinde saraya o sırada niyavaran falan yapılmamış, işte mermer saraya kapanıyor ve orada yanına çok önemli Esadullah Alam başbakan o sırada yanına geliyor. Ya Muhammed Rıza, sen Amerika'dan tank alıyorsun, top alıyorsun, bir sürü sürekli uçak falan alıp duruyorsun. Bunları kullanmayacaksan niye alıp duruyorsun? Niye para da harcıyorsun? Kullan şimdi. Bak, sana karşı bir isyan var. Ben halkımın kanını dökemem. Ben eli kanlı bir diktatör olamam falan. Şah bu pozisyonlarda ağlıyor, sızlıyor. Ben öldüremem de şunu yapamam. O zaman sen çekil, ben emir veriyorum. Ateş açılacak bunların, isyancıların üzerinde. Esadullah Alam. 15 Hordat isyanını bastıran Esadullah Alam'dır. Çok önemli bir gelişme. Şah'ın çok enteresan bir zayıflığı, babasından karakter olarak farklılığı. Kararsızlık özellikle ve tarihe bir kan dökücü despot olarak geçmekten inanılmaz bir korku. Çünkü bir manevi bir tarafı var adamın. Adam diktatör, istediği dedik, istediği olsun istiyor. Ama kan dökmeye olay gelince bundan çok korkuyor. Bunun bir örneği daha vardır. Bizim tarihimizde bir örneği var, çok ünlü. Yani despotik bir yönetim kurmasına rağmen kan dökmekten çok korkan. Tahmin edebilirsiniz, 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit döneminde Mithat Paşa dışında, ki Mithat Paşa'da da soru işaretleri vardır. Gerçekten Abdülhamit bir talimat verdi diye. Bence Abdülhamit öldürtmüştür, o ayrı bir şey. Kanıtı yok. Ama Abdülhamit dışında siyasi suçların öldürülmesi görülmüş şey değildir. Fizan'a falan sürer sürekli. Sürekli Fizan'a sürüyor. Fizan dediğim Libya. Libya'dan da bu bütün muhalifler kaçıyor, şeye gidiyor. Biliyorsunuz Paris'e gidiyor. Ahmet Rıza'nın etrafında toplanıyor. Abdülhamit böyle idam cezası vermemiştir mesela. Çok enteresan. Çok ilginç bir olaydır bu. Bunun gibi bir endişesi var yani. Öldürmüyor. Taramıyor millet falan. Şimdi bu isyanı bastırıyor. Esadullah Alam büyük bir katliam tabii gerçekleşiyor Tahran'da, Kum'da. Ama insanlar normal hayatlarına devam ediyor. Ve 1963'te çok önemli bir şey yapılıyor. Hümeyni ile bir anlaşma. Seni Ayetullah rütbesini yükselt. Yanında şeriat medarı var. Ayetullah şeriat medarı Şah'a yakın. Azeri Türk kökenli. Seninle bir anlaşma yapalım diye oturuyorlar. Seni şeye yükseltelim. Ayetullah rütbesini yükselt. Sen de ne olur ağzını böyle siyasi konularda açma. Hocalığını yap. Yerinde otur. Saygı duy. Rejim falan. Nizam. Yok. Ertesi sene tekrar 1964'te tekrar konuşuyor, çıkıyor. O sırada Hümeyni çok akıllı bir adam, bir şeyi fark ediyor. Yani dindar kitleye oynayarak bu iş olmaz. İran'da şeyin ölümünden sonra, Musaddık'ın ölümünden sonra millicilerin başı yok, lideri yok. Millicilerin hoşuna gidebilecek slogan nedir? Amerika'ya karşı olmak. Amerika bir takım üsler istiyor İran'da. Bunlara karşı, İran'daki üslere karşı, değil mi? İşte Şah'ın beyaz devriminde beyaz olan şey beyaz saraydır falan diye bir açıklamayla efendim şeye karşı çıkıyor. Amerikan etkisine, Amerikan emperyalizmine karşı çıktığına çıktı. Çok ilginç. İlk kez yani emperyalizm lafını, sözünü bir işte din adamının kullanması İran'da görülmüş bir şey değil o kadar. O ana kadar işte. Sol sloganları ilk kez kullanmaya başlıyor. Bunun üzerine ülkeden çıkartıyorlar Hümeyni'yi. İlk gittiği yer Türkiye'dir. Türkiye'de Bursa'ya. Bursa'da da bir subayın yanına gönderiliyor efendim. Orada onun evinde kalıyor. Bu çok enteresan bir şeydir, sürgünde efendim. Ali Çetinkaya ve eşi Melihat Çetinkaya evlerinde kalıyor Bursa'da. Ve Bursa'da yaptıkları aslında gelecekte yapacağı bazı şeylerin ipuçlarını zaten o günlerden 1964 yılında veriyor. Çok ilginç. Daha sonra bu dergilerde yayınlanmış. Melihat Çetinkaya İran devriminden sonra Hümeyni meşhur olunca açıklamış. Yani şöyle şöyle oldu, bizde kaldı, şöyle yapmıştı falan diye. Kadın diyor ki, kocam bana İranlı büyük bir liderin kalmak için geleceğini söyledi.
Şah tarafından sürgüne gönderilmişti fakat Bursa'da kalacağı bir sırdı. Biz de ne gerekirse yapmalıydık. Hazırlıkları yaptım, giysimi giydim, bekledim. Sonra Hümeyni geldi, adam bağırmaya başladı diyor birdenbire. Sofraya oturmuş, Hümeyni bağırıyordu. Ne olduğunu anlamak için mutfaktan dışarı koştum. Hümeyni Farsça konuştuğu için anlamadım. Ama kıpkırmızı kesilmişti herkes diyor. Ne oldu diye sordum diyor kadın, ev sahibi kadın. Hümeyni niye kızdı amca? Onun yanındaki, Hümeyni'nin yanındaki albay, tercüman albay yanıt vermiş. Evde kadın istemediğini söylüyor. Başı kapalı olmayan kadınlar gitmeliymiş. Melahat Hanım çok kızmış. Efendi, efendi demiş. Ben burada hizmetçi değilim. Ben bu evin sahibiyim, hanımıyım. Kendim istesem bile bu evi terk etmem. Hükümet bize iyi bakmamızı davet etti. Bu evde beraber yaşayacağız mecburen. Ama isterse onun yanında başörtümü örterim, rahatsız olmasın diye diyor. Bunu tercüme ediyorlar. Hümeyni tabii ki falan diyor. Çok seviniyor, memnun oluyor. Ve arkasından başörtüsüyle gidiyor. Bakın arkasından işte kızları geliyor. Kızları görünce tekrar Türkçe kız diyor, kızıyor. Ondan sonra kızı korkutuyor falan. Kız ağlayarak kaçıp diyor ki kızı da kapatsınlar yani. Kız da mecbur ama Hümeyni rahatsız olması falan diye kızı da kapatıyor. Bak misafir olarak geldiği evdeki, yani sen yabancı bir ülkedesin kardeşim. Türkiye'de kurallar farklı olabilir yani. Bir de misafir olarak bir evdesin. Ya başka tarafa bak yani. Hayır, ben olduğum yerde kesin kararlı, inatçı. Ben bulunduğum yerde başı açık hanım istemiyorum. Ve o şeyde mecburen misafir kaldığı yerde hanımlar başlarını kapatıyor. Kız da dahil yani. Küçük ufak yaşlı kız da dahil. Bu beynin karakteri ve yapısı bu. Totalitarizm denilebilir bu yapıya. Yani kararım kesin, kesin böyle olacak. Ben bundan zarar edebilirim mesela. İçki yasağı. Alkol yasağı. Alkolden ne güzel vergi almak falan varken, değil mi? Yani Katar nasıl yapıyor? Şey nasıl yapıyor? Suudi Arabistan şurada burada falan, Birleşik Arap Emirlikleri. Yok. Yasak. Onun yerine işte kural bu, şey bu falan diye inatçı bir tutum. Şimdi bunları görüyorsunuz daha o sürgünde. Zaten Türkiye'de rahat edemediği için Irak'a geçiyor. İşte Necef falan, Kerbela oralarda kalıyor. Geldik. Bu fırsatta Hümeyni dışarıda olması 1967'de Şah İşte muazzam bir taç töreni ile beyaz devrimi artık kutlayabileceğini açıklıyor. Çünkü ben fakir bir ülkenin hükümdarıyken bir işte tahta çıkış töreni yapamazdım. Gurur duyamazdım kendimi. Ama artık ülkemiz zenginleşti diyerek muazzam bir tören düzenliyor. Burada resimde görüyorsunuz yine işte Tacı Kıyani başında ve eşi Farah Dibay'ı da üçüncü eşi. Ve bu çok önemlidir. Süreyya'dan ayrıldı. Süreyya'dan bir çocuğu olsaydı daha büyük olacaktı. Devrim sırasında belki tahttan ayrılıp oğlu kendi yerine geçebilirdi. Halbuki üçüncü eşinden ancak çocuğu olabildiği için Rıza devrim sırasında daha çocuktu, tahta geçiremediler. Bunun da etkisi vardır hanedanın bitmesinde. Ve burada şeyi görüyorsunuz. Gülistan Sarayı'nda ünlü işte salonda. Efendim, bu normalde müze olarak tasarlanmış, bu şey inşa edildiği zaman bile. Ama burada bir muazzam bir törenle ve tören tamamen batılı bir tören. 26 Ekim 1967 yani Şah'ın doğum günü düzenlenen törende. Burada sadece dua okuyan bir din adamı var. Onun dışında herkesin kıyafeti yani sanki Danimarka prensi falan. Yani İran, yani eldeki şeye baktığınız zaman Napolyon şapkası veya işte İngiliz efendim denizcilerinin 18. yüzyıl şapkalarına benziyor. Çok batılı bir tören bu anlamda baktığınız zaman. Napolyon pozuyla, biliyorsunuz Napolyon eşi Josephine kendisi tacını giydirmişti. Papanın önünde papa varken yanında, yani papaya taktırmamıştı. Kendi tacını, kendi kafasına takıp Josephine kendi tacını şeyi takmıştı. Aynı Napolyon pozuyla bu töreni gerçekleştiriyorlar ve işte bu meşhur resimlerde de sanki bir İran hükümdarı değil de yani bir İşte şey hükümdarı gibi, Danimarka falan gibi, Hollanda hükümdarı falan gibi bir poz görüyorsunuz. Şimdi bu tam bir batılaşma hareketi. Hatta taklide biraz kaçıyor bu artık. Ve Farah Dibağ, Azerbaycan kökenli, hala yaşıyor. Ömrü bol olsun hanımefendinin, Amerika'da yaşıyor. Farah Pehlevi. Efendim, mimar çok ve sanat tarihçisi, çok iyi eğitim almış, bu yüzden Şah'a etkiliyor. Güzel bir hanım, Türkçe konuşuyor zaten falan. Şimdi bunun üzbiri arkasından bir süre sonrasında işte Persepolis kutlamaları denilen 1971'de bir olay.
çok önemlidir. 1971'de çok önemli birkaç olay gerçekleşiyor. Bir, Amerika bu ara dönemde, yani 1967 sonrasında, 67-71 arasında Nixon başkan seçilmiş. Ve Vietnam'da kesin bir yenilgiye uğramış durumdalar. Vietnam Savaşı çok kötü sonuçlanmış. Dolayısıyla Nixon doktrini ilan etmişler. Nixon doktrini nedir? Amerika artık kendisi uluslararası şeylerde güç kullanmayacak. Yerine kendi müttefikleri Amerika'ya jandarmalık yapacak. Yani mesela Güney Vietnam'a silah verecek, Güney Vietnam Amerika adına savaşacak. İşte bu gibi İran'da bölgenin jandarması olarak konumlanıyor. Nixon'la işbirliğinin sonucu olarak birincisi. İkinci olay yine aynı dönemde İngiltere'nin bu bölgeden Körfez, Fars veya işte Basra Körfezi'nden çekilmesi ve orada Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Matar, o ülkeler, Kuveyt falan, o Bahreyn bu dönemde bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu ne demek? Büyük bir gücün o bölgeden çekilmesi, İran'ın o boşluğu doldurmak üzere sahneye çıkması demek. Ve bu sahneye çıkma tabii ki büyük bir kutlamayla dünyaya ilan edilmezse, yani İran usulü olmaz. Çünkü İranlıların her şeyi böyle gösterişli. 12-16 Ekim 1971 Persepolis kutlamaları, bu çok abartılıp 300 milyon dolar harcandı denir bunun için. Halbuki harcanan 22 milyon dolar ama dünyada çok büyük bir telaşa yol açıyor. Efendim İran içinde de tepkiye yol açıyor. Bütün dünya liderlerini, yani nasıl bugün işte Davos zirvesi, NATO zirvesi geçenlerde olan falan, onun gibi toplanmaya davet ediyor, davetiyeler gönderiliyor. İşin çok enteresanı, Amerika Başkanı Nixon bu kadar iyi arkadaş olmasına rağmen gelmiyor. Fransa Devlet Başkanı gelmiyor. Podgorny geliyor Sovyetlerden. O normal, yani şeyin Brejnev olması lazım o dönemde. O da gelmiyor. Ama Türkiye'den yanlış hatırlamasam Cevdet Sunay o sırada katılıyor bu şeye. Ve çeşitli devlet başkanları, başbakanlar, hepsi birden Persepolis yanında bir çadır kent kuruluyor. Onu da ben hep merak ederim. Niye orada bir otel gibi kalıcı tesis kurmak yerine çadır kurdular? Ayrı bir şey kullanabilirlerdi onu sonradan. Ama orada muazzam bir ziyafet veriliyor. O ziyafetteki hatta yemekler Paris'teki çok ünlü bir lokantadan getiriliyor burada. Hatta çok eleştiriliyor. Yani bizim ne güzel İran yemeklerimiz varken niye Paris'ten özel yemek ve şaraplar getiriyorsunuz falan diye. Ama sonuçta bunlar büyük bir ülke içinde tepkiye yol açıyor. Yani paralarımızı havaya mı atıyorsunuz falan şeklinde. Hatta burada çok ilginç bir şey yapmıştır. Bu sunumun başına ben koymuştum. Pasargat'ta ilk kutlamanın ilk günde Pasargat'ta şeyin, büyük kuroşun bir mezarı var. O mezara gidip efendim orada bir işte tören düzenleniyor. İşte ey büyük kuroş, şahların şahı, rahat uyu, asude behap, kema bidarin diye, işte sen rahat uyu ki biz senin izindeyiz falan diye. Hanedanın kökü yok ya, Pehlevi hanedanı geriye gidiyor mu? Babası var, babasının oğlu işte. Kökü yok, İngilizler tarafından tahta geçirildi. Hanedanın köksüzlüğünü bastırabilmek için kendini ta Hahameniş hükümdarları, İran'ın kurucusu M.Ö. 500 yılındaki Kuroş'la özdeşleştirerek bir devamlılık göstermeye çalışıyor. Ve bu törende de Persepolis harabelerinin önünde kaydedilmiştir. İnternette, YouTube'da falan var, izleyebilirsiniz. İran tarihi boyuncaki ordular resmi geçit resmi düzenliyorlar. Akşama da burada bir işte ışıklı gösteri falan yapılıyor. İşte bir müzik gösterisi, dans gösterisi yapılıyor. Hatta yarı çıplak kızlar oynuyor falan diye çok tepki çekiyor falan. Ama burada resimlerde gördünüz, yani batılı bir, yani gayet, yani dediğim gibi Danimarka kralı gibi bir adam şimdi. Sonra İsviçre'de eğitim almış ve yine aynı kutlamalar çerçevesinde bir, işte kitabında kapağında da kullandım, İran'da aslında sembollerinden biri olan şu Şahyad Kulesi. Hatta ben kitabın, yani ikinci bölümün ilk ismi olarak Şahyad düşünmüştüm de millet herhalde anlamaz. Yani Şahyad ne demek falan diye dedim, İran modern tarih olarak bırakalım. Şahyad Kulesi'nin inşa edilmesi, mimar Hüseyin Emanet de Bahai kökenli olduğu için bu anıtın mimarı İran'a şu anda giremiyor. Bu da tuhaf bir durum, enteresandır. Bahai olduğu gerekçesiyle vesaire, ama özellikle seçiliyor genç bir mimar ve İran Şahı'nın bir sloganı var. İşte enklab-ı sefit ve temeddün-i bozork, büyük uygarlık, yani temeddün-i bozork dediği büyük uygarlığı açılan kapı.
beyaz devrimden geçer gibi bir slogan. Yani büyük uygarlığa giden yol beyaz devrimden geçiyor. Nereden geçiyor? İşte eğitim seferberliği, sağlık seferberliği, kadınlara eşit haklar falan. Bu bizi büyük uygarlığa açacak. Ve bu bir kapıdır. Sasani mimarisinden, Tahkik İsra'dan ilhamını almıştır efendim. Bugün daha gizlenebilir, ziyaret edilebilir. Azadi Kulesi deniyor bugün efendim. Ve işte biz de gittik orada, çok resmimiz var efendim. Ve Sasani motifleri, İslam öncesi İran tarihinin motiflerini içeren ve beyaz, özellikle çünkü beyaz devrime atıf yapan bir anıt burada yapılıyor. Aynı anda Azadi Stadyumu, pardon Şahyat Stadyumu, daha sonra Azadi ismini aldı ve çok büyük şey ve burada 1974 Asya Olimpiyatları düzenleniyor. Şimdi bunlar inşa ediliyor ve onlarca okul aynı anda, yüzlerce lise falan, bunlar inşa ediliyor. Ve aynı yıllarda işte Niyaveran Sarayı, Kahi Niyaveran, şu anda benim resmin önünde görüyorsunuz, inşa ediliyor. Bu çok bir, yani karargah binasına daha çok benzer. Ve Şah rejiminin, Pehlevi rejiminin aslında yapısını da bize bir anlamda gösterir. Batılı. Yani burada hani öbür sarayda, babasının sarayında en azından aynakari falan var. Burada İranlı olan tek şey halı. Onun dışında tamamen bir batılı bir saray. Mütevazı, yani çok lüks ve kaçan bir saray sayılmaz. Ufak çünkü nispeten. Ama batılı ve hatta askeri bir görüntüsü, yani bir kargah binasına benzer. Bir askeri burjuvaziye zaten benziyor. Yani İran rejimi de böyle. Ve bu çok ilginçtir. Hemen bu işte kutlamalar, törenler, büyük uygarlık söylemenin arkasından İran'ın bahtı bir anlamda açılıyor. Çünkü İsrail'le işte o Yom Kippur Savaşı'nda, 1973 Yom Kippur Savaşı'nda işte Arapların tam zafere ulaşacakken Nasır ölmüş, şey gelmiş yerine Enver Sedat. Enver Yom Kippur bayramından yararlanarak İsrail'e saldırıyorlar. Zaferi kazanacaklar. Şak durduruluyor. Amerika vesaire dünya olaya el koyuyor. Araplar çok öfkeleniyor. Ya biz bu sefer tam yenecektik. Bu sefer Batı bizi durdurdu. O zaman biz cezalandırmamız lazım kardeşim. Yani bu nedir? Nereye kadar İsrail Batı'nın çilesini çekeceğiz? Cezalandırın. Petrol satmıyor size. Petrol metrol yok. Hadi bakalım. O ana kadar petrol çok ucuzken, petrol çok ucuzken ve bütün Batı uygarlığı, Batı'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yükselişi petrol sayesinde olmuşken, petrol ambargosu, 73 ambargosu sonrasında, işte 15-73'te başlıyor, şalter kapanıyor Batı'da. Hem Avrupa'da hem Amerika'da, bütün yani gelişmiş ülkelerde falan. Petrol yok çünkü, satmıyor adamlar. Şimdi çok ilginç bir şey yapıyor Şah. Kardeşim ben Arap değilim. Beni ilgilendirmez. Filistin meselesi beni ilgilendirmiyor. Arapların derdi de Arapları bağlar. Ben hiç ilgilenmiyorum. Filistin meselesi benim meselem değildir diyor Şah. Kayıtta ben diyormuşum gibi çıkmasın. Ya Şah diyor yani. Umurumda değil. Peki. Ben size petrol satarım. Ben zaten sizin müttefikinizim. Ama benim size yapacağım bu iyiliğin karşılığında siz de beni göreceksiniz. Yani petrol satıyorum. Satmaya devam edeceğim. Ama siz de beni görün. Kim? Bir de örgütlüyor etrafına kendi gibi ki. Venezuela mesela. Venezuela de petrol satarım diyor. Biz Arap, bana ne Arapların derdinden diyor. Petrolün fiyatını birdenbire 4 katına çıkarıyor. Bu 4 katına çıkarıyorum. Ya alırsın ya da benden de petrolü. Kusura bakma. Çünkü öbürleri satmıyor. Hadi bakalım. Birdenbire ekonomik boom. Boom diyorlar işte şeyde. Sıçrama, patlama falan. The Emperor of Oil. Petrol imparatoru deniyor. Muazzam bir sıçrama. Tarihte görmüş en büyük sermaye aktarımlarından biri yaşanıyor bir anlamda. Yani petrol bir anda 4 katına çıkınca Batı'nın parası, mecburen petrol alabilecekleri 2 tane ülke var zaten. Venezuela, İran buralardan alıyorlar. 1-2 tane daha olması lazım ama ağırlıklı İran'dan alıyorlar. Petrolü millileştirmiş bu arada. Şey de değişmiş, yani Anglo-İran'ın falandan çıkmış, İran Milli Petrol Şirketi olmuş İran'daki. Abadan Rafinerisi artık İranlılara ait. Peki petrolü satmaya başlıyor. Bu Şah'ın zirve dönemidir. 1973 ile 77 arasında sadece 4 yıl ama İran'ın gelirleri muazzam katlanıyor. Ve baktığınız zaman mesela GDP per capita for Iran and Turkey bu dönemde İran'ın gelişmesi, bakalım yani 1970'li yıllarda kırmızı olan şey Türkiye, mavi olan İran. Türkiye'nin çok önünde.
Hele yani 75'lere doğru birdenbire, bakın şu anda fare görünüyor mu bilmiyorum. Yani petrol ambargosu sonrasında birdenbire bir zirve. Daha sonra birdenbire düşüş ve Türkiye'nin zaten gerisinde. Yani bu şey, Türkiye bayağı bir süre önüne çıkacak. Petrolün tekrar fiyatın arttığı 2000'li yılların başına kadar Türkiye'nin işte efendim Gayri Safi Milli Hasılası İran'ın bayağı Özal döneminde, sonrasında 90'larda falan önünde, şu anda da önünde. Şu anda petrol fiyatı azalınca düştü biliyorsunuz. Şimdi müthiş bir ilerleme görüyorsunuz bu dönemde, ekonomik verilerde. Ve bunu hemen şah kullanmaya başlıyor. Öğrencileri yurt dışına gönderiyor mesela. Yurt dışı burslar, bütün işte öğrencilere burslar veriyor. Avrupa'ya, Amerika'ya üniversiteler gönderiyor, eğitim aldırıyor. Üniversiteler kurduruyor. Efendim bir takım tesisler yani fabrikalar kuruyor. İlk İran arabası, ben bunun ayrıntılarını modern tarihte uzun uzun yazdım. Yani ilk İran araba markaları çıkıyor falan bir yani, ve şah büyük hedefler, hayaller kuruyor. İşte yakın doğunun Japonya'sı biz olacağız, Japon mucizesi gerçekleştireceğiz. Petrolden kazandığımız parayla muazzam bir ekonomi kuracağız falan filan. Ama aşa force, müthiş bir hızla inşaatlar falan. Ama petrol parasıyla bunlar olmaz. Çünkü petrolün fiyatı yarın düşer. Yani yarın öbür gün düştüğü zaman ne yapacaksın? Bir de şak diye para kesildi diyelim. Şey gibi, bizim beni dinleyen rehber arkadaşımız var mı bilmiyorum yani. Şimdi turlar kesildi mesela. Değil mi? 2 yıldır tur yok adam gibi, doğru düzgün mesela. Bütün turizm camiası, turizmden kazanan camia krizde. Çünkü turizm çok kolay etkileniyor. Şey de öyle yani, petrol fiyatları da düşebilir sonuçta. Nitekim 1977'de şey anlaştı, Suudi Arabistan'la Amerika anlaştı. Birdenbire petrol fiyatı düştü. Çağın düşüşü de böyle başlamıştır. Ama burada çok önemli bir kırılma başlıyor. Bakın, bu petrolden gelen zenginlik herkese eşit ulaşamıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten öyle bir dertleri de yok, herkese para vermek gibi. Dolayısıyla toplumda bir kırılma yaşanıyor. Beyaz devrimle köylerden kentlere bir göç oldu. Bu göç neticesinde insanlar nerede toplandı? Ağırlıklı olarak Tahran'da. Bu çok büyük bir zaten soru. Eşit olarak bütün şehirlerde dağılmadı. Tahran'a aktı insanlar ve Tahran bir anda çok büyük bir metropol haline geldi. Ve Tahran'da iki çok farklı insan tipi aynı anda yaşamaya başladı. Biri işte bu şu anda resimlerini gördüğünüz işte gayet hatta erotik bir takım mecmualar, dergiler falan çıkmaya. Bende bu şey vardı galiba. Şurada falan olması lazım. İşte o zaman çıkan İran dergileri bende de var yani. Şu orijinalini de aldım. İşte gayet açık bir takım reklamlar falan. İşte yani şu bir takım kadınlar falan var. Yani bu şu anki şeyle karşılaştırdığınız zaman işte çok büyük farklar. İşte mini etekli kızların şeyleri falan. Yani böyle bir şey. Tamam. Şimdi bu böyle yaşayan, batıya giden, batıda bir orta sınıf ve orta sınıfın üstü var. Zenginler grubu ve orta sınıf var. Şimdi bu tamam. Ve daha çok Tehran'ın kuzey, Niyaveran, Şemiran, efendim ve Vali Asr, Sadabad, Tejriş, bu semtlerinde. Bugün Kuzey Tahran'a metronun son istasyonuna çıkarsanız, son şeyidir yukarıya tepeye, o bütün hala zengindir o. Ve karşılaşacağınız manzara buydu. 1974, 75, 76, 77. Böyle bir Fransa'da çekilmiş bir fotoğraf. Peki ama İran tamam böyle değil. Bunlar tatile gidiyorlar işte Hazar kıyısında efendim otelleri var. Şimdi yanda köyden kenti yeni göç etmiş, geleneksel yaşamaya devam eden insanlar da var. Ve çoğunluk da bu insanlar. Şimdi ateşle barut bu kadar yan yana hele bir şehirde olmaz. Lüks etekler görüyor, mallar görüyor. Bunları almak istiyor, parası yetmiyor. Çünkü işte kocası inşaatta çalışıyor falan filan. Ve Tahran inanılmaz büyük şu anda, işte 70'lerdeki halini görüyoruz. Şu anda da böyle. Şu anda da eşitsizlik falan var. Efendim ve Güney Tahran o yıllarda, yani şu anda bu kadar kötü değil, biraz sonra iyileştirdiler. Yani Türkiye'deki gecekondulardan da beter gecekondularda insanlar yaşamak zorunda kalıyor. Tuvalet yok mesela. İşte su akıyor mesela. Kuzey Tahran'dan bugün bile bir su akar aşağıya doğru. İnsanlar içme sularını falan böyle attıkları, işte içine tükürdükleri o su da Güney Tahranlılar elbiselerini falan yıkıyorlar. Şimdi bu bir kere kıyamet kopacak demektir. Bir kere bu kadar eşitsizlik.
Yine de Güney Tahran Şah'a düşman değil. Çok enteresan. Güney Tahran Kuzey Tahran'a düşman. Güney Tahran erişemediği zenginlikleri tarihte ilk kez bu kadar görebiliyor. Çünkü İran tarihinde eşitsizlik hep olmuş ama insanlar köydeydi, televizyon yoktu, dergi yoktu, şu yoktu, görmüyordu, bilmiyor. Zenginler nasıl yaşıyor bilmiyor. Sultan falan, şah işte mücevherat takıyor, bilmiyor. Adam hayatını görmemiş ki şahı falan. Ama şimdi ilk kez televizyonda şurada burada görüyorlar. Ve buna sinir oluyorlar. Bu bir. Kuzey Tahran'ın lüks yaşantısına yanı başında. Kızlarla takılmak istiyor oradaki inşaatta çalışan delikanlı. Ama flört edemiyor çünkü kabul etmiyorlar, yüzüne bakmıyorlar. İşte gariban diye. Yani işte Türk filmlerindeki klasik işte batsın bu dünya falan filan. Bu iki tane o dönemde yazar bunun şeyini yapmıştır. Biri Celal Ali Ahmet, diğeri Ali Şeriati. İkisi çok önemlidir. Celal Ali Ahmet'in garbizeliği, garp hastalığı, batıdan gelen veba adlı Türkçe'ye de yayınlanmıştır. Yeni baskısı galiba yok benim bildiğim kadarıyla. Çok önemli bir kitaptır. İlk kez bunu söylüyor. Bu çok tehlikeli yerlere gidiyor. Bütün halkımız bir işte kurtarıcıyı bekliyor falan diye. Kendi kültürümüze yabancılaştık, batılılaştık, batılılaşmayı bir şey zannettik. Kendi özümüzü kaybettik diye ağlayan, halbuki kendisi de çok da batılı olan bir adam. Bu bir şey, özellikle orta sınıfın kimlik karmaşasını yansıtıyor. İkinci, çok önemli Ali Şeriati. Ali Şeriati, eşi Furan Şeriati yeni vefat etti. 2-3 sene oldu. Oğluyla da tanışma imkanı bulduk efendim. Çok değerli İlhan Şeriati ile. Efendim burada yani Fransa'ya gitmiş, Fransa'da yaşıyor falan. Batı kravatta görüyorsunuz şu anda. Ama kimlik bunalımına tekrar ve şu arkamda şurada galiba bütün külliyatı olması lazım. Muazzam eserleri vardır, muazzam sözleri, çok güzel konuşmaları vardır. Ve kesinlikle bir Molla rejiminden, din adamları falan bundan yana değil. Ama öze dönüş hareketi diye bir hareket başlatıyor. Ve bunun açtığı yol, Ali Şeriat'ın açtığı yol bir yerde Hümeyni'nin önünü açmıştır sonuç olarak. Çok önemli bir gelişme. Çünkü ilk kez orta sınıfın kimlik bunalımı. Yani biz Avrupalı mıyız, Amerikalı mıyız? Ya çok para kazanıyoruz ama tabii İranlıyız, İran kökümüzden kopmamalıyız diyen bir arada. Çok zenginler zaten kopmuş gitti, o ayrı. Petrol zengini aileler. Güney Tahran zaten fakirlikten akşama ne yiyeceğini düşünüyor, başka bir şey düşünmüyor. Bir de bunların ortası var. Çok enteresan, bunlar merkezi Tahran'da yaşıyorlar yani. Kuzey tam bölünmüş, kuzey zenginler, güney fakirler, orta şeyler diye. Orta Tahran... Yeni yeni zengin olmaya başlıyor. Burjuvazi mi diyeyim artık? Küçük burjuvazi denir. Yani yeni yeni zengin olmaya. Bunlar bir kimlik karmaşası içinde. Ali Şeriati'ye sarılıyorlar. Ve Ali Şeriati'nin nutuklarını, şey, heyecan dinliyorlar. Ve Ali Şeriati İran'da solu, sosyalizmi İranlaştırıyor. Bizde solun beceremediği bir şey. İran'da bunu gerçekleştiriyor. Ebu Zer, Hazreti Hüseyin şehadeti, Karl Marx'ın yerine işte bunlar veya Che Guevara'nın yerine Hazreti Hüseyin'in şehadeti yürüyüşü, Ebu Zer falan bunları koyuyor. İlk bir sol bir dalgalanma oluyor bütün İran'da. Ama İslam'la karışmış, İslam'la bütünleşmiş bir sol. Daha bir hani kitlere hitap eden. Che Guevara dediğiniz zaman bizden değil diyorlar, anlamıyorlar adamlar. Ama şimdi Ebu Zer dediğiniz zaman ha bizden. İmam Hüseyin dediğin zaman bizden sahip çıkıyor. İşte o bu Ali Şeriati bu şeyi başlatmıştır. Şimdi bir adam daha var burada. Ebul Hasan Beni Sad. Beni Sad ilk kez bu dönemde efendim şeyi neydi o? İslam Cumhuriyeti kavramını ortaya atıyor. Ve bu gelişmeleri Hümeyni tabii ki seyrediyor, görüyor. Ve 1971'de şu kitabı yayınlıyor. Velayeti Fakih, Hükümeti İslami. Bunun Farsça orijinal adıdır. İslam fıkhında devlet. İktidara geldiğinde ne yapacağını aynen hani ya benzetmek çok hoş olmayabilir yani Hümeyni'yi seven İranlı birileri izlerse. Ama yani şey olarak benzetiyorum, yanlış anlaşılmasın. Kavgam kitabında Mein Kampf'ta Hitler ne yapacağını tek tek yazıyor ya yıllar öncesinde. Hümeyni de ne yapacağını zaten daha öncesinde bu kitapçıkta yazmıştır. Velayet-i Fakih Hükümeti İslami. İşte iktidara geldiği zaman yargılamak ve hüküm vermek isteyen her kişi imam olmalıdır. İmamın yetkisinde, din adamının yetkisinde olmalıdır. Efendim, fakihler ülkeyi yönetmelidir. Velayet-i Fakih ne demek? Fakih yani fıkıhçının, fıkıhçı kim? Hukukçu. Hangi hukukçu? İslam hukukçusu. İslam hukukuna göre ülkeyi yönetecek olan din adamlarının yönetim rejimi.
şeriatın esasları yani bu kitap. Bunu yazıyor bu dönemde. Tam bu 71'de. Ama burada rejimimiz cumhuriyet olmalı diyor. Çünkü bak şahlık yaptık ve çok kötü oldu. Şah efendim başımıza geçti. Cumhuriyet işte zaten ilk başta Hazreti Ali döneminde cumhuriyetti falan diye. Cumhuriyeti İslam Cumhuriyeti. Peki. Burada 75 yılında Şah'ın yaptığı bir hata var farkında olmadan. Bu resim Cezayir'de çekilmiştir. OPEC toplantısı sırasında Cezayir'de efendim Şah ve Saddam kendi aralarında Şaddül Arap bölgesiyle ilgili bir anlaşmaya varıyorlar. Araları çok bozuk. 1968'de Saddam iktidara geldi. Şeyle beraber, kuzeniyle beraber. Sonra onu darbeyle devirdi falan her neyse. Ama bu şeyde Şaddül Arap meselesinden dolayı Amerika ve İsrail ile bir olup Barzani'ye destek veriyor, silah veriyordu Şah, Muhammed Rıza Pehlevi. Barzani sürekli isyan çıkarıyordu, Irak karışıyordu. Şaddül Arap konusunda, ya ufak bir su yolu biliyorsunuz, o bölgede İran haklarını Irak tanıdı. Bunun karşılığında Barzani'ye verdiği desteği çekti. Barzani üzerine yürüyerek Saddam büyük bir orada katliam yaptı. Oradaki zaten Kürtlerin bir kısmı da şeye kaçtı, Türkiye'ye kaçtı. Daha sonra Apocular Hareketi işte PKK falan 1978'de oluşmasının sebeplerinden biri de budur. Barzanicilerin bir kısmının Türkiye'ye kaçmasıdır. Her neyse dini ziyaretler bu şeyle başlıyor. Bu çok önemli. Çünkü ilk kez İran Irak dost oldu. Sınırlar açıldı. Bütün İranlı dedim ya ilk başta ziyaret ederler türbeleri diye. Hazreti Ali'nin türbesi nerede? Değil mi? Irak'ta. Hazreti Hüseyin'in türbesi nerede? Yine Irak'ta. Nerede bunlar? Necef. Yani Kufe eski ve Kerbela'da ve diğer imamların da yani 12 imamın işte bir de İmam Reza Türbesi İran'da meşritti. Geri kalanı hep Irak'tı değil mi? Türbeciler, Şiiler nereye gidecek? Buralara gidecek. Bu bölgeye giden insanlar kimler? Dindar insanlar değil mi? Daha dindar insanlar. Daha seküler yaşayanlar nereye gidiyor? Fransa'ya gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Benelüks'e falan gidiyor. Vizesiz hem de yani o dönemde. Peki dindarlar gidiyor. Peki orada kim var Irak'ta tam o sırada? Hümeyni orada. Hümeyni tam o sırada Irak'ta. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bak çok enteresan. Öğrencileri biz işte ziyarete gidiyoruz. İmam Türbesi'ne ziyarete falan. İşte Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in yüzü suyu hürmetine falan diyerek Hümeyni'nin yanına tabii türbeye gidiyorlar. Hümeyni'nin yanına gidiyorlar. Hümeyni'nin yanına gidip konuşmalarını kasetlere kaydediyorlar. Bavullarında kimse de fark etmeden çantalarıyla bunlar dönüyorlar. 1975'ten itibaren. Sonra bu bavullar kasetleri önce ufak ufak köylerde şurada burada. Fedayan-ı İslam grubu demiştim ya şeyle beraber daha bu Nevap Safavi döneminde. Şimdi bu grup işte dağılmamış genç mollalar ekip falan. Bu örgüt çok iyi çalışıyor tıkır tıkır. Hümeyni'nin konuşmalarını. Hümeyni'nin konuşmaları da halkın hoşuna girebilecek. İşte şey Şah Yezid'dir. Yezid'e karşı kıyam başlatmalıyız. Şeyden sloganları almış Ali Şeriati'den. Çok kolay öğrenen bir yapısı var. Müstezefin müstekbir. İşte kitabı da var Hümeyni'nin. Müstezefin müstekbir. Ezilenler falan yani. Ne sol slogan ama işte halkın hoşuna gidebilecek. Çünkü halkın esas derdini İslam şey değil. Ezilmek yani. Tahran'da o zor koşullarda yaşamak. Barakalarda yaşamak. İnsanların lüks içinde yaşarken. Eşitsizlik. Ezilenler. Ezilenler için kurtuluş sadece İslam'dadır, eşitlik İslam'dadır dediği zaman, bir de bunu güzel söylediği zaman Allah Allah. Bakın İran içindeki aynı yıllarda da Şah'ın en büyük hatası, şimdi bunları aynı anda yaparsan zaten geçmiş olsun. İran içinde de siyasi bir hareket yok. Yani normal demokraside toplumda bir hareket olursa nereye gider? Siyasi muhalefet partisine gider. En kötü insanlar şu anda nasıl deşarj oluyor? Tweet atıyorlar. Sosyal medyada paylaşım yapıyor hep beraber. Şu anda herkes deşarj oluyor, bir rahatlıyor. İşte miting yapıyor falan filan daha öncesinde. Şimdi pandemi var ama işte zor oluyor miting yapmak biliyorsunuz. Ama yani bir şekilde demokratik ya yarı demokratik sistemlerde deşarj oluyor. Partiler falan var. Şimdi İran'da göstermelik de olsa iki tane parti vardı. 1975'te Samuel Huntington, çok enteresan Samuel Huntington İranlılara bir telkinde bulunuyor. Diyor ki iktisat telkini şey daha hızlı tek partili rejimler daha hızlı gelişir diyor. O dönemde böyle bir düşünce var.
Bizde Doğan Avcıoğlu gibi bir çok değerli Atatürkçü bir aydın bile Devrim Partisi falan kurmak işte Türkiye'nin düzeni falan gibi kitaplarında bir takım yazılarında veya yönde çıkan şeyde çıkan yani bir Devrim Partisi kurulursa Türkiye hızlı ilerler, hızlı sanayi kalkınır falan diye düşünüyor. Şimdi böyle bir olay var o dönemin anlayışında 1970'lerde ama İran'da o olmaz çünkü zaten bir rahatsızlık var. Yani Musaddık'ı mazlum duruma düşürmüşler, daha kukla gibi gelmişsin falan. Zaten halkın bir kısmı seni sevmiyor. Yani yapma böyle ama işte Rastay tek parti kuruyor. Partileri kapatıyor, tek parti kuruyor. Bütün İran halkı bu partiye katılmalıdır diyor. Şimdi bu durumda Hümeyni dışarıda tek muhalif sesi çıkan lider. Çünkü içeride ses çıkan lider yok. Başka lider yok ki muhalefet lideri, ses çıkabilen, konuşabilen kimse yok. İçeride bir despotizm var. Delikanlı değil belki o kadar. Ama sonuçta bir Savak diye bir örgüt var. Savak bir Sazumanı Asayiş ve Emniyet Kişver adlı, ya Türkçesinizi zaten anlıyorsunuz, Emniyet ve Asayiş Teşkilatı. Ama esas olarak eğitimini Mossad'dan almış olan, işkence tekniklerinde uzmanlaşmış olan ve özellikle sol muhalif, yani sol bir takım Fedayan İslam örgütü kuruluyor, Mücahidin İslam örgütü kuruluyor, Mücahidin Halk örgütü kuruluyor falan, Fedayan Halk örgütü, bunların militanlarına karşı yakalayıp bunları işkencelerle konuşturmak üzere bir örgüt. Ama halk bunları duydukça daha çok bileniyor Şah'a karşı. İşkencelerle evlatlarımızı işte hapislerde tutuyorsun, işkence yaptırıyorsun, öldürüyorsun. Bir de bir öldürmüşse Fısıltı Gazetesi'yle 1000'e çıkıyor bu sayı. Her zaman kapalı rejimlerde olduğu gibi. Mesela tek şey adam Hümeyni, dışarıda konuşabilen, sesi duyulabilen. Çünkü kasetleri geliyor adam aynı yıllarda. Bir de Rastay Partisi'nin şeyi de çirkin. Yani Şah'ın resmi, karısının resmi falan. Yani bu şey gibi. Çok seviyorum ama yani maalesef şu anda Azerbaycan'da biraz bu durumda. Yani söylemek lazım şu andaki durumu. Karısı Cumhurbaşkanı yardımcısı falan filan. Şimdi böyle bir şey, tek adam rejimi gibi ve Şah çok ortalarda. Yani bu da ibret alınması gerekiyor. Biraz kendini geriye çek, bir başbakanı falan bir ön plana çıkar ki olumsuz bir şey olduğu zaman başbakanı suçlasın. Emir Abbas Üveyda'yı falan. Yok. Şah başrollerde. Emir Abbas Üveyda da bu. Efendim Şah'ın başbakanı. Demirel'e çok benzer pek çok açıdan. Efendim. Ve şimdi işlerin kopması, devrimin olayı son şeye geldim. Biraz uzattım biliyorum ama bitiyor. 1976 seçimleriyle oluyor. Şimdi o ana kadar Şah neye güvendi? Amerika beni destekliyor. Amerika zaten arkamda. Halk zaten arkamda. Beyaz devrimi büyük bir halk desteğiyle yapmış. %90 oyla kabul falan. Ama 1976 seçimlerinde iki tane aday var. Biri Jimmy Carter, biri Gerald Ford. Gerald Ford efendim sloganı şey, yani aynen şeyi devam işte o zamana kadar rejim. Ama Jimmy Carter'ın sloganı silah, diktatörlere silah satmayı bırakacağız şeklinde. Şimdi kim var diktatör silah sattı Amerika'nın? Yani önemli olarak Suudi Arabistan'dan bahsediyor herhalde. Nikaragua falan değil. Sonuçta şeyden bahsediyor. Şah'tan bak. Bu adam benden bahsediyordu Şah. Korkuyor bir kere. Efendim ve İran'ı çok eleştiriyor. O debalar sırasında presidential debate'ler var ya, en son Trump'la Biden arasında çok komik debate'ler oldu. Halbuki bu adam bir peanut farmer. O hatta seçildiği zaman şöyle bir kitap var. Kate Wu, Jimmy Carter. Siz kimsiniz Jimmy Carter diye. Kimse tanımıyor adamı. Ama işte demokrasi, insan hakları falan. Bütün demokratlar zaten öyledir. Demokratlar hep insan hakları, insan hakları. İnsan insan derler. Ondan sonra milyonlar ölür. Obama'nın döneminde gördük. Şimdi burada da böyle. Bu söylemler İran'daki muhalif rejime bir şey veriyor. İlham veriyor. Ya Carter seçilirse bizi görür herhalde ya. Şah'ı eleştiriyor, İran'ı eleştiriyor falan. Bak işte bizi görür biraz. Peki. Efendim şey, Şah'ın da korkması yol açıyor. Ya bu adam benim altımı oyar mı acaba falan diye. Dolayısıyla Carter seçimi kazanıyor 1976'da. Bu Türkiye'nin şu an için aslında çok önemli bir ibret. Biden'la benzerlikleri falan görebilirsiniz biraz. Çok açmayayım bu konuyu, anlayan anlar. Yani Carter'ın seçilmesi hemen önce bir moral bozukluğuna yol açıyor Şah yönetiminde. Arkasında ya Carter'la da iyi geçinmek için bizim bir şu tek
Parti'ydi, despotik yönetim. Bunlardan biraz ödün vermemiz biraz gerekebilirdi ama. Şimdi Carter'ın seçilmesiyle beraber 1977'de göreve başladı. 1 Şubat diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hemen ardından bir şeyler oluyor. Yani bu Carter dönemi kara kutu gibi. Şu anda kadar gelen olay örgüsünün, yani yaşadığımız Türkiye'deki mevcut işte siyasi parti, işte iktidar falan, bu da dahil Orta Doğu'da olanlar, bunların hepsinin başlangıcı Carter dönemidir. Çok önemlidir. Mesela 1 Mayıs şeyi oluyor. Katliamı. Marmara Otel'e efendim Amerika'dan gelen birileri çıkıyor. Oradan ateş açıyorlar kalabalığa ve insanlar öyle birbirine eziyor. Arkasından işte ülkücüler yaptı, solcular yaptı bilmem ne falan diye bunlar birbirine ve 12 Eylül'e kadar giden süreç başladı 1 Mayıs 1977 biliyorsunuz. Kazancı yokuşu meşhur. 19 Haziran 1977 Ali Şeriat ölüyor. Heathrow Havalimanı'nda 44 yaşında savak yaptı deniyor. Ben bunu yani oğluyla konuştum, dedim bu savak da olmayabilir mi acaba? Ya savak baş, acaba şey acıyla onu bir tartıştık olabilir dedi bana. Babasını yani savak tamam ama burada bir tuhaflık var. Ali Şeriat ölmeseydi Hümeyni'ye karşı senin yaptıkların yanlış diyebilecek tek kişiydi. Yani devrimin gidişatında. Hümeyni'nin öncesinde birileri sanki mıntıka temizliği yapmış gibi bana gelir. Arka arkasına önemli olaylar. 5 Temmuz 1977'de Operation Fairplay ile Pakistan'da Zülfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto'nun babasıdır bakın. Şeyden inip Ziaülhak darbe yapıyor. Ziaülhak'ın darbe yapmasıyla burada Martial Law is proclaimed falan ve arkasından First Steps to Islamic System. Ha, şeriat. Pakistan'a şeriat geldi. Ama Pakistan'da niye darbe oldu 77'de? Çünkü Pakistan'da Peşaver bölgesini biliyorsunuz. Bütün dünyada Afganistan'da direnmek üzere mücahitler toplanmaya başlıyor. Daha Afganistan o kadar karışmış değilken bile. O yüzden darbe oluyor ki o darbe sonrası Pakistan'da İslami yaşam Pakistan'da bunlar toplanıyor. Afganistan'a sokuyorlar. Afganistan'da karışıklıklar çıkacak bir süre sonra. Bunların hepsi zaten Carter dönemi bakın. Bir tuhaf bir şeyler oluyor. Ve 10-19 Ekim 1977'de dehşet ilk kez yani bu Sadık hareketinden beri Şah'a muhalif bir hareket ortaya çıkabiliyor. Goethe Enstitü'de Tahran'da şairler, aydınlar, işte seküler kesim efendim bir takım şiirler okuyorlar ve bu şiirler daha sonra rejim karşıtı sloganlara dönüşüyor. Bir bakıyor ki polis yok. Polis yok. Kimse bizi susturmuyor. O zaman daha yüksek sesle slogan atılalım falan diye işte yavaş yavaş rejim karşıtı sloganlar. İran devrimi böyle başlıyor Carter döneminde ve bakın başlatıcı aslında seküler Kuzey Tahran ve orta sınıf. Daha Güney Tahran ezilenler Hümeyni sahnede değil. Başlatan bu kesim ama hemen arkasından 23 Ekim 1977'de Mustafa Hümeyni ölüyor. Irak'tayken daha. Şimdi bu adam niye öldü? Oğlu Savak öldürdü deniyor ama Savak öldürebiliyorsa niye babası yerine oğlunu öldürüyor? Bunu anlamak mümkün değil. Yani muhalif olan babası. Oğlunun öldürülmesi Savak'a bağlanıp arkasından bu sefer Hümeyni'ye bağlı olan şeyde alevleniyor. Ve tam o sırada 15 Kasım 1977'de Şah Mutat alışılmış Beyaz Saray ziyaretine gidiyor. Ve uzun bir süre yani 76'da seçti, 77'nin başında şeye geldi. Amerika ile bu kadar yakın ilişkileri olan bir ülke normal şartlarda parantez içinde bu soğukluk nedeniyle ancak gidebiliyor Kasım ayında. Ve burada bir şey, çok enteresan bir şey oluyor. Şeyin anılarında da vardır bu. Karısı Farah Diba'nın anılarında da vardır. An Enduring Love kitabında okuyabilirsiniz. Normalde biz Beyaz Saray'a hep giderdik diyor Farah. Bu göstericileri bu kadar yaklaştırmazlardı. İlk kez protestocu kalabalığı, protestocular dedi mi İranlılar zaten. Bu kadar. O yüzden Farah onlara bakın, fotoğrafta onlara bakıyor. Ya kim bunlar falan. Çünkü maske takmışlar. Savak görmesin, tanımasın kayıtlardan diye. Maskeler takmış yüzlerine, ellerinde Hümeyni resimleri olan bir takım gençler var orada. Ve bunlar küfredip hakaretip duruyor, taş atıyorlar, bir şeyler atıyorlar orada. Neyse polis, Amerikan polisi bunları bastırmak için göz yaşartıcı bomba atıyor.
çok önemli. Göz yaşartıcı bomba. Birazdan önemini göreceğiz. Şah tabii gözlerine şey girdiği için mendille gözünü siliyor. Bu fotoğraf İran devrimini bir anlamda tetikliyor. Niye? Çünkü Şah, o mağrur, güçlü Şah, bak ne sefil duruma düştü. Hem de Carter'ın yanında. Bu iş bitmiştir. Biz başarırız. Bu işi yaparız diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir an. Hemen arkasından dalga geçer gibi, bu kitapta da öyle yazdım, alay eder gibi yazdım. 31 Aralık 1977 Island of Stability. Yılbaşı için şeye geliyor, başka yer yokmuş gibi. Hindistan falan geçiyordu galiba orada da. Ama İran'a geliyor. Yani ya bu bilinçli mi? Şimdi yani yılbaşı kutlamaya sen İran Müslüman ülkeye geliyorsun. Şampanya kadehleri var. Şah da mide hastalığı olduğu için aslında şampanya falan içmiyor. İçtiği yok. Ama poz sanki devrimi kışkırtmak için verilmiş bir poz gibi. Burada ondan sonra ve işte şey bir bakışı var böyle. Kötü bir bakış Carter'ın yani. Seni var ya seni der gibi bir şey, şampanya kadehleri ve işte muhafazakar kitlenin de İran'daki gözü önünde bak şampanya içen şah resimleri falan. Ve işte Carter'ın meşhur bir konuşması. Iran is an island of stability in one of the most troubled areas of the world. Hatta Iran because of the great leadership of the Shah diye başlıyor konuşmayı, ezberledim. İran Şah'ın liderliği sayesinde dünyanın en şey bölgesinde, karışık bölgesinde bir istikrar adasıdır diyor. Dalga geçer gibi. Niye istikrar adası? Bir hafta sonra 7 Ocak 1978'de İttilat gazetesinde böyle bir makale çıkıyor. İran ve istismar, sor ve seyah. İran'ın siyah ve kızıl dediği komünistler, siyah dediği din adamları oluyor. İstismarı veya şeyi işte sömürgeleştirilmesi gibi bir anlam var. Kolonizasyonu falan. Burada Hümeyni'ye ağır hakaretler, Hümeyni'nin eşcinsel olduğu aslında, Hümeyni'nin İranlı olmadığı, Hint kökenli olduğu ki böyle biraz var, Hindistan'dan gelme falan var olayda. Efendim şu oldu, İngiliz ajanı oldu, şu oldu falan. Bir sürü şey, bir kısmı da ipe sapa gelmez hakaretler dolu bir şey. Bir hafta sonra bu makale yayınlanıyor. Hala tartışılır. Bunun emrini kim verdi? Bu makaleyi kim koydu? Çünkü daha Şah rejimi doğrudan birini hedef almaz normalde o ana kadar. Bunu yayınlıyorlar. Şimdi arkadan kumda bunun üzerine bir ayaklanma başlıyor. Hemen arkasından. Kumdaki ayaklanma bastırılıyor. Bundan 40 gün sonra Arbayin denilen bir kültür var Şia'da. 40. gün anması falan. Yani işte şeyden Hazreti Hüseyin'lerden gelen. Hazreti Hüseyin şehadetinin 40. gününde Tevabim denilen bir grup Kerbela'ya gidip kendilerini dövmüşlerdir. Oradan başlar bu şey. Arbayın 40. gün falan. Neyse. Efendim. Şimdi bunun gibi 40. gün anmaları. Kumda ölen iki tane Molla'nın, Müçtehid'in anması için Tebriz karışıyor. Ama Tebriz bayağı bir karışıyor. Çünkü Tebriz'de bir Türkler var. Çünkü Türkler de Azerbaycan Türkleri Pehlevilere tepkili. İran milliyetçisi, Aryan milliyetçileri oldukları için. Peki. Şimdi bu onun 40. günü şeye gidiyor. Efendim işte öbür şehri İsfahan'a, şurada burada, Şiraz'da her tarafta 40. günlerde büyük eylemler oluyor ama aralarda 40 gün süre var. 4 kere bu tekrarlanıyor. Henüz devrim denmez ama 40'ar gün aralıklarla çarşı karışıyor. Bu arada bu sıralarda bu bağlantıyı ben kurdum kendi kafamda. Jacques Camp'in bir kitabı var. Buralarda değil ama kitaptan aldığım alıntı. Jacques Camp gördüklerim, yaşadıklarım kitabında diyor ki şeye gittik, Carter yönetimi ziyarete gittik diyor. Burada şeyle Brzezinski ile görüştük efendim ve şeyle görüştük, neydi onun adı? Karanlıklar Prensi Paul Henze ile falan görüştük diyor. Burada Feyyaz Toker'le beraber gitmişler 1978'de efendim. Burada bir görüşme yapılmış. Yapılan görüşmeye demişler ki Sovyet Rusya'daki şeye karşı biz bu bölgede dini öne çıkaracağız. İnsanları inanca yönlendireceğiz. Verdikleri briefinde gerek Brzezinski gerek Paul Henze, Jacques Camus'un kendi anlarında yazdığına göre böyle diyorlar. Çok önemli. Adamın kendisi diyor zaten. Hatta Jacques Camus diyor ki
Ama Atatürkçülük diyor Türkiye, aman lütfen Türkiye'de böyle bir şey yapmayın. Yok merak etmeyin, Atatürkçülüğü koruyacağız falan ama bölgede İslamcılığı biz yayacağız diyor Amerikalılar. Şimdi aynı sıralarda Mansur Rafizade şu kitapta geçer kendi anlarında. Witness da efendim savak ajanıdır bu kişi, İran istihbaratına çalışan. Çok enteresan bir şey. Kendi Nasır Mukaddem, savak şefi, savak lideri, yani İran istihbaratının başındaki adam, yakında şahtan kurtulacağız, hazırlığını yap diyor. Ortak amacımız için beraber çalışalım. İşte şahın kafasını karıştıracağız önce, sonra da işte onu devireceğiz diyor. Bu adam Washington'a gidip bir takım görüşmeler yapmadan önce şahı devirme düşüncesine değil. Ama Washington'a gidiyor. Perviz Sabeti de sonuna kadar Pehlevilere sadık kalmış bir adam. Nasır Mukaddem döndüğünde CIA tarafından diyor, işte rejim karşıtlarıyla uyum sağlaması için görevlendirildi diyor. Bunu da yazan Andrew Scott Cooper, The Fall of Heaven kitabında. Şimdi bunlar çeşitli olaylar. Ve bu Mukaddem dediğimiz istihbarat şefi bu adam. Bu adam. Daha 1977 demek ki şahı devirmeye yönelik bir takım şeyler var. Şimdi o sırada ya bunların hepsi aynı anda olmaz ki. 14 Nisan 1978'de Esadullah Alan New York'ta kanserden ölüyor. Acaba kanserden mi öldü? Daha önceki devrimi bastıran adam Alan budur. Yani bu kadar bu sırada ölünmez ki. Yani seneye öl. Yani bir sene sonra öl. Tamam mı? Yok. Devrimden önce ölüyor. Ya da ölüyor. Neyse. Şimdi tam o sırada çok enteresan. Ya aynı günlerde olması çok. 28 Nisan 1978 Sahur devrimi. Afganistan'da devrim oluyor sözde. Yani işte sol bir devrim oluyor. Arkasından bunlar başarısız olacak. Mücahitler falan gidiyor Afganistan'a. Sovyetleri çekmeye çalışıyorlar. Amerika Vietnam'da rezil oldu ya. Sovyetleri bir bataklığa çekmesi lazım. O bataklık işte Afganistan. Orada Sovyet Sosyalist devrim gerçekleşiyor. Bu bir zorluk yaşayacak. Oradan Sovyetler bataklığa çekilecek hesapta. Neyse. Devrim gerçekleşiyor falan. 31 Ağustos 1970'de İmam Musa Sad Libya'da. Kayboluyor adam. Musa Sad kim? Uzun süre Lübnan'da görev yapmış, çok sevilen bir Şii ulemadan, çok önemli bir lider. Homeini'nin görüşlerini paylaşmayan, hatta karşı çıkan açık sözlükte bu adam kaybolup gidiyor. Yok, Kaddafi mi yaptı başka bilmiyoruz. Hala da bilmiyorum. Adam gitti. Ve yakışıklı, sevilen, kitlelerce sevilebilecek. Yani alternatif Homeini'ye alternatif olabilecek güçler teker teker gidiyor. Ali Şeriati 1, Musa Sadri 2. Ve 1978 yazın biraz daha huzurlu geçiyor. 19 Ağustos 1978 Abadan Rex sineması yanıyor. Ya sinema yansın ne olacak ki? 400 kişi ölüyor. Şeydeki 11 Eylül'e kadar en büyük ölümlü terör saldırısı dünya tarihinde. 400 kişi ölüyor. Birileri içeriye molotof kokteyli atıyor. Kapıları da kapatmışlar. İçeride insanlar yanarak ölüyor. Korkunç bir olay. Bunu şah yaptı diye söylenti çıkıyor. Şah yaptı diye. Yani savak yaptırdı diye söylenti çıkıyor. Niye yaptırdı? Sinemaları bu arada yakma gibi bir olay var. Sinemalar batı. Çünkü sinemada kızlar erkekler öpüşüyor ya. Biraz hani işte içki satan dükkanlar yakılıyor. Sinemalara işte şeyler, bir takım fedai İslam müritleri o sırada başlamış zaten. Ama bu savakın üzerine öyle de kalıyor. Ve millet de buna inanıyor. Şey de çıkıp bir açıklama da yapamıyor. Hatta başıma bir iş gelir orada taşlanır falan diyerek de o bölgeyi bir taziye ziyaretine falan da şah gitmiyor. Kimse de gitmiyor. Bu sefer daha da bu söylenti artıyor. Eylül ayına geldiğimizde artık devrim hareketi başlıyor. Yani o şeyle beraber büyük yürüyüşler düzenlenmeye başlıyor. Bakıyorlar ki kimse de durdurmuyor kendilerini. İnsanlar sel olup akmaya başlıyor köprülerden. İşte kuzeyde efendim Vali Asr şeyinden başlayarak Niyavaran'dan aşağıya doğru kitlerin katı var. Daha çok orta sınıf var buralarda efendim. Şimdi bu Ağustos ayında çok önemli bir görüşmedir. O görüşmeden bir fotoğraf. Niyavaran Sarayı'nda bakın. Hua Guofen, Çin Devlet Başkanı geliyor ve beraber Afganistan'daki durumu, yani biz beraber Afganistan'da mücahitler falan bir karışıyor. Bizim için de tehdit. Çünkü Şincan Uygur bölgemiz var. Oraya şey gelirse biz yanarız diyor Çinliler ki daha sonra Etim Metin diye bir takım örgütler kuruldu biliyorsunuz. Neyse El-Kaide bağlantılı. Her neyse İran'da bu tehdit olarak görülüyor. Tam o sırada 29 Ağustos 1978 akşamı Niyavaran Sarayı'nda yemektelerken
Birisi arıyor. Şimdi ben bu ne sürpriz olacak neyse. Şah normalde masadan kalkmaz. Yani masada devlet başkanı falan var yani. Karşıda Farah Diba var, şey var, devlet başkanı Çinliler var. Telefon geldi efendim. Tamam, hemen telefon. Evet. Falan etrafında top. Kimdi efendim diyorlar. Ya şey, Saddam aradı beni diyor. Ne de diyor diyorlar. Saddam demiş ki, tam ifadesiyle, benim elimde senin için huzursuzluk yaratan, huzursuza sebep olan bir adam var, ihtiyar bir adam. Tek bir emrinle ben bu adamı temizlerim. Özel kuvvetlerime talimat veririm. Evini basarlar. Bir dakikada iş biter. Ondan sonra senin başında bela kalmaz. Saddam'ın teklifi bu. Ne diyor Şah'a? İstersen Homeyni'yi öldürtürüz. Aramızda kalır, gizli kalır. Kimse bilmez. Yaşlı, kalp krizi geçirdi, her biteriz diyor. Kayıtlarda var konuşma. Şey de yazmış bunu. Scott Cooper da yazmış. Huşent Nehavendi yazmış falan, bunların hepsini kayıt. Neyse. Şimdi ne dersiniz siz diyor. Cafer Şerif Emami o sırada başbakanlığa getirmiş Cafer Şerif Emami'yi. Mukaddeme soruyor. Ya onlara sorarsan zaten geçmiş olsun. Çünkü adamlar çoktan öbür tarafla anlaşmışlar bile. Ama neyse. Bence diyor zaten siz birisiniz falan diyorlar. Bence diyor bir din adamını öldürtmek bize yakışmaz. Din adamını ayetullah rütbesine yükseltmişiz. Olmaz diyor, öldürtemeyiz diyor, reddediyorum diyor. Kapıda Saddam'a diyor ki öldüremem diyor. Daha sonraki bir görüşmede Farah Diba'ya söylediği çok büyük bir söz vardır. Şimdi yani bu olayları bastır, gelecekte 2 milyon insan öleceğine, şimdi 200 bin kişi ölsün daha iyi falan gibi bir söz. Oraya geleceğiz. Cafer Şerif Emami'nin başbakan olması ayrı bir rezalet. Çünkü rüşvetçiliğiyle tanınıyor. Ulemaya yakın diye başbakan yapıp iyice şey kaybediyor. Ve 8 Eylül 1970 Karacuma. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Ama sokağa çıkma yasağı ilanı kararsızlık nedeniyle sabaha karşı duyurulmuş. Milletin haberi yok. O yüzden sokaklara çıkmışlar. Evlerinize dönün çağrısı komuta yapılmış. Dönmemişler. Dolayısıyla havaya ateş açılmış. Sonra göstericilerin içinden de birkaç ayla ateş açılınca bu sefer asker korkmuş. Her yerde özellikle Jale Meydanı'nın elinden, bu şu anda hala parlamentonun yanından giderseniz 2 kilometre falan ileride olması lazım. Jale kavşağı bu, meydan değil. Burada göstericilerin üzerine ateş açıyor ve burada onlarca insan ölüyor. Ama Fısıldı gazetesi, oho yani 500 bin insan öldü, şöyle öldü. İşte Mossad ajanları geldi, işte halkı helikopterlerle vurdular falan diye şey büyütülüyor. Karacuma veya işte şey katliamı diye. İşte meşhur Black Friday diye oyunu bile çıktı bunun mesela. Ölü sayısının işte 84 olduğu resmi kayıtlarda ama söylentilerde 15 bin mesela geliyor. İsrail'de askerler falan. Ve bunun üzerine, bu Karacuma üzerine artık Hümeyni'nin şeyde kalamayacağı, Irak'ta kalamayacağı. Çünkü bu olayları Hümeyni'nin yönlendirdiği düşünülüyor. Müslüman olmayan bir ülkeye giderse bağlantısı kesilir diye bir ahmakça düşünceyi kim önerdiyse tam tersi daha şey olacak. Düşünüyorlar nereye gitsek, önce Kuveyt'e gidelim diye düşünüyorlar. Arkasından Ebul Hasan Beni Sad teklif ediyor. Benelüks ülkelerine ve Fransa'ya vizesiz girebiliyoruz bir İran vatandaşı olarak. O zaman Fransa'ya gidelim. Orada Carrefour Desi'de işte bütün düşüncelerin buluşma noktası. Fikir özgürlüğü var. Liberté d'expression var. Sen git orada konuş. Fransa'ya Ayetullah Khomeini à Paris diye ve meşhur Neuf-le-Château kasabasına Khomeini yerleşiyor. Burada işte bu fikri veren 3 kişi zaten etrafında. Bunlar Batılı ve ilk kuşak deri Ebul Hasan Beni Sad, Azerbaycan Türk'ü. Türk ilk cumhuriyet düşüncesinde olan, aslında şeriattan yana olmayan, hiç alakası yok solcu. Ama İslami yanları olan, İslam'dan ilham alan bir solcu düşüncede cumhuriyetçi. Ebul Hasan Beni Sad, Sadık Kutupzade. Şu anda ekranda gördüğünüz ve solda şeyde Sadık Kutupzade'yi tekrar görüyorsunuz. Sağda Tabatabai'yi görüyorsunuz. Musa Sad ortada kaybolan adam. Efendim demiştim müştehit ve İbrahim Yezdi. Çok enteresan. Ben bu araştırma yapmaya başladığım sırada vefat etmiş bile. Halbuki İzmir'de ölmüş. Ben adamı bulup konuşabilirdim de yani. Birkaç sene önce başlasaydım. İbrahim Yezdi. Şimdi bu İbrahim Yezdi Amerikan vatandaşı. Bu da çok enteresan. Her neyse o sırada. Çünkü Amerika'da öğrenci olarak bulunuyor. Şimdi bunlar etrafını sarıp Batı medyasıyla aracı oluyorlar. Çünkü çok iyi yabancı dil biliyorlar. Fransızca, İngilizce falan. Hatta Sadık Kutupzade'nin Fransız sevgilisi bile var. CBC gazetesinde çalışan. Neyse.
ve Batılıların duymak isteyeceği şekilde, bakın şu anda açıklama yapıyor basın açıklama Nefile Çato'daki evinde. Sadık Kutupzade var, pardon, İbrahim Yezdi var, Sadık Kutupzade var yanında. Benisad da şurada. Şurada oğlu da bu Ahmet. Ölmeyen öbür oğlu Ahmet. Bunlar basın açıklaması. İşte Liberty Index'imiz, İran'a geldiğimizde demokrasi olacak, işte şöyle güzel olacak, demokratik olacak. İşte Batı, Michel Foucault gibi bir düşünürü, bir filozofu etkiliyorlar. Michel Foucault eşcinsel ve eşcinselci. Yani eşcinsellerin haklarını savunuyor adam. Bunu etkiliyorlar. İşte Fransız devrimi gibi, işte halk bilmem ne falan. Ve o sırada Khomeini gibi, yani IŞİD yok ya o sırada. IŞİD yok, Daesh yok, El-Kaide yok, Haçlı Şabi yok, bir şey yok. İslami terör gibi bir şey. Batı duymamış henüz. Yani şu anda böyle bir adam gitse kılığından, tipinden dolayı korkar belki Fransa. Ama o zaman Gandhi gibi geliyor. Yani din adamı falan. Bak işte Gandhi hareketi gibi. Barışçı, Mouvement Pacific falan. Ve müthiş bir sempati oluşuyor etrafında. Tabii bunun içinde istihbarat servisleri vardır. Ve bütün işte o zamanki dergiler, İran in Chaos efendim, işte birden benzine, yangına benzin döküyorlar neredeyse. Bütün Batı medyası her gün Nöflöre Şato'ya gidip efendim şeyle, Homeini'yle görüşmeler yapıyor. Bunun etkisiyle İran'da da Batı medyası önemli ya, Batılılar üstün çizdiğine göre bu iş bitmiştir. Şah'ın üstünü çizdiler. Sokakları bu sefer bütün ortası, her ortası aşağısı bütün sınıflar doluyor. 4 Kasım 1978'de Tahran alev alev yanıyor. Yakıyorlar. Generalleri yalvarıyor. Ne olur üzerine şeye gidelim, kalabalıkları durduralım, tanklarla ateş açalım falan, kalabalık. Ben halkımı öldüremem, ben katledemem. Havaya ateş açın, yere açın ama asla insanları öldürmeyin. Talimat bu şekilde. Kavgalar, Menuçeh Hüsrevdat, kara kuvvetli komutan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yalvarıyor, ne olur işte işte memleket eldestari falan. Memleket elden gidiyor falan diyor işte. Bu askerin tutukluğunu gören kalabalık da bu sefer şeye başlıyor. İşte sloganlarla, işte beraderi erteşi, çera berader koşi diye sloganlar atmaya başlıyor. Asker kardeş, niye kardeşlerini öldürüyorsun? Slogan bu. Çok da şey yani, şey şiirsel böyle. Beraderi erteşi, çera berader koşi falan. Şimdi bunlar, bakın, ve arkasından geceleri okunan ezanlar. Gece tavanları çıkıp işte Allahu Ekber diye ezan okumaya başlıyor bütün herkes. Onu duyan başka. Bu sefer yani Allahsız rejime karşı şey gibi. İş çok büyüyor ve bunun üzerine ertesi gün işte 5 Kasım 1978'de Şah'ın şeyi, efendim devriminizin sesini duydum. Devriminizin sesini duydum efendim. Ben şeyi kabul ediyorum, bu durumu, devrimi kabul ediyorum diye bir açıklama yapıp televizyona çıkıp hayatının en büyük hatasıyla aslında yenilgiyi kabul etmiş oluyor. Çünkü Doğu toplumlarında böyle zayıf görüntü vermek halkı daha da ilgilendiriyor. Son başbakanlarda işte General Azeri'yi işte görevlendiriyor ve arkasından Batı medyası vesaire ve en sonunda da İşte 4 Ocak 1979'da Şah bir tereddüt içinde ama bu işte televizyona çıkmasından 4 gün sonra 9 Kasım 1979 günü William Sullivan, pardon 78 günü William Sullivan Thinking the Unthinkable şeyini yazıyor. Efendim mesajını yazıyor, telgrafını çekiyor Amerika'ya, Amerikan elçisi. Düşünmeyin, düşünmek Şah elimizden gitti, Şah şey değil. Humeyni ile biz çalışabiliriz, çalışmalıyız da Şah'ın bir an önce ülkeden ayrılmasını sağlayalım. Şah yine bir düşünüyor, ülkeden gitsem mi gitmesem mi? Bu arada Aralık ayında çok büyük gösteriler gerçekleşiyor ama sonunda artık Amerikan elçisinin William Sullivan'ın zorlamasıyla, en sonunda hatta William Huser diye bir general gelip orduya sakın darbe falan yapmayın, biz Amerika olarak arkanızda durmayız diye bir talimat verip Şah'ın gitmesini sağlıyorlar. 4 Ocak 1979'da Guadeloupe zirvesinde dört büyükler, işte Giscard d'Estaing, işte şey Carter, Jimmy Carter, İngiltere'de işte Fransız şey Alman başbakanları falan katıldı. Şah gitmeli şeyiyle artık, Şah halkımı da kaybettim, büyük güçlerin desteğini de kaybettim deyip aslında elinde mesela Esat gibi, Beşar Esat mesela, ben gitmiyorum, işte beni götürün sıkıysa dedi, kaldı ve savaş çıktı vesaire. Yani Brejnev'i arayıp
bak benim altım böyle oluyor, ben saf değiştiriyorum, senin yanındayım deyip Brejnev'in yanına da geçebilirdi. Yapabilirdi, bilmiyoruz artık ihtimalleri. Ama sonuçta durumunu kabul etti. Ya çok kanlı bir savaş yaşanacaktı ya ülkeyi terk etmek zorunda kalacaktı. Çünkü orta sınıfın desteğini kaybetmişti. Aşağı sınıflarla aslında arası çok kötü olmamasına rağmen onları da bir kitlesel harekette, yani işte dış mihraklar ülkemizi bölüyorlar işte falan bir hareketi buluşturamadı, yapamadı. Bunun neticesinde Şahpur Bahtiyar'ı başbakan atayıp 16 Ocak 1979'da ülkeyi işte gözyaşlarıyla işte ayağına askerler lütfen gitmeyin işte falan canım diye. Şahpur Bahtiyar hayatı boyunca şah karşıtı olmasına rağmen o bile ağlamış. Hüzünlü bir tabloyla ülkeden ayrılıyor. Ve bütün tabii Tahran halkı neye uğrayacağını bilmediği için sevinç içinde şahref, çahref, çah gitti falan bütün şeyleriyle. Ve bunun hemen arkasından zaten bunu değerlendirelim, bu fırsatı kullanalım deyip 1 Şubat 1979'da uçağa binip o meşhur Air France yazan uçakla, yanında işte Tabatabai ve aydınlar falan da var. Beraber İran'a geliyorlar. Aynı gün bizde Abdi İpekçi öldürüldü. Bunu da unutmamak lazım. Senkronizasyon çok enteresandır. Ve Beheşt-i Zehra mezarlığına gidiyor. Ve son hani 3 dakika toparlı, çok uzattım biliyorum. Ama burada normalde siyasal İslam, Milli Cephe, İslamcı Sol olarak yani Mehdi Bazargan'ı başbakan atıyor. Ebul Hasan Bin Esad Cumhurbaşkanı oluyor. Söz verdiği şey aslında bir İslami Cumhuriyet ve demokratik bir rejim. Ama 1979 yazına gelindiği zaman yavaş yavaş bu öbür iki tane yanındaki grubu, devrim beraber gerçekleştiği grubu kendi ekibiyle, kendi ekibim Rafsanjani gibiler, daha önce de hazırladığı öğrencileriyle beraber tasfiye hareketine girişiyor. Çünkü müthiş bir halk desteğine sahip. Çünkü Güney Tahran'la bütünleşmiş, birleşmiş o ezilenler kitlesinin efendim desteğini almış durumda. İçeride kendisine karşı ya bu iş böyle olmaz, biz böyle anlaşmamıştık, biz bir İslam rejimi istemiyoruz, biz kadınlar olarak haklarımızın kısıtlanmasını istemiyoruz, kapanmak istemiyoruz diyen bir seküler bir kesim var, orta sınıf ve Kuzey Tahran falan. Bunlara tam üzerine gelirken de işte anayasa, tam anayasa çalışmaları sırasında Kasım 1979 Amerika elçilik baskını oluyor. Artık Amerika ile neredeyse bir savaş, yani örtülü bir savaş durumuna girildiği zaman Hümeyni'ye muhalefet eden herkes vatan haini durumuna düşüyor. Ve bu aşamadan sonra da artık zaten rejimin kurulmasına. Buna şey olmuştur, arkasına İran-Irak savaşının çıkması İran'daki şeyi çok kuvvetlendirmiştir. Çünkü hepten yani Hümeyni yönetimindeki bir devlete karşı çıkmak vatan hainliği demek haline geliyor. Düşmanla işbirliği demek oluyor. Mecburen herkes destekliyor. Bu arada hemen arkasında İran-Irak Savaşı'nda 10 gün sonra bildiğiniz gibi bizde darbe oldu, 12 Eylül oldu. Yine aynı sıralarda çok enteresandır, Kabe basıldı. Ve arkasından da işte o Usama Bin Laden'in Afganistan'da şeyi başlattığını, Sovyetlerin Afgan işgalinin tam bu sırada başladığını görüyoruz. Tam bir Orta Doğu yangın yerine İran devriminden sonra düşüyor. Bu yangın yerine düşmesinden istifade eden rejim tamamen kapanıyor. Ebul Hasan Bin Esad Cumhurbaşkanı iken, İran ilk Cumhurbaşkanı iken Fransa'ya kaçmak zorunda kalıyor. Efendim Recevi ve işte Bahonar diye şey kendi İslam Cumhuriyet Partisi'nden kişi iktidara geliyor. Bu sefer muhalefet radikalleşiyor, terör hareketlerine başlıyor. İşte Mücahidin'i halk örgütü bombalıyor, 70 kişi ölüyor. Hümeyni yakınlarında ama Hümeyni vesaire yaşıyor. Bunun neticesinde müthiş bir silme operasyonu. Toplamda 88 yılına gelen 30 bin kişi öldürülmüştür burada. Ve İran'daki bu rejim hızlı bir şekilde, yani söz verilen işte bir demokratik İslami söylem sahibi Hristiyan demokratlar gibi Avrupa'daki şey yerine çevresindeki seküler bir takım aydın niteliğindeki Avrupa eğitimi almış yarı İslamcı, ılımlı İslamcı kadronun tasfiyesiyle şu andaki sistem İran'da kurulmuş oluyor. Burada Şah'ın bu yolda giderken çok büyük yanlışları, çok büyük hataları var. İşte Hümeyni'nin esas destek aldığı kesim çok ironiktir ki efendim Şah döneminde Beyaz Devrim sırasında köyden kente göç etmiş ama kentte ezildiğini düşünen, haksızlığa uğradığını düşünen
yoksul, özellikle Güney Tahran'daki büyük kitleler, bunlar işte Mustazafi Müstekbir, özellikle Ali Şeriatı'dan alınan bir takım sol sloganlarla bu kitleyle buluşup şu anki İran'ı kuruyorlar, ortaya koyuyorlar. Bu süreçte Amerika'nın çok büyük bir payı var. Muhammed Zafer Şah kendi anları, Reponsal İstihar'da Amerika'yı daha çok suçluyor. Efendim, Dynamics of Iranian Revolution çok önemli bir kitaptır. Burada bu tartışılır. Amerika'nın çok önemli payı var. Engel olmadılar çünkü yeşil kuşak ılımlı İslam kurmak istediler diye. Bir de İran Türklüğü'nün çok önemli bir payı vardır. Bu dönem İran'da görev yapan efendim diplomatlarımız, biri Tanşu Bileda Maskeli Balo, diğeri Turgut Türmen, bunların hatıralarında görebileceğiniz gibi bu Hümeyni'nin devriminden sonra, 79'dan sonra göreve gelen lider kadrosunun çok önemli bir kısmı Azerbaycan Türküdür. Çünkü Şah dönemindeki Aryan milliyetçiliği Türkleri çok rahatsız etmiştir. Dolayısıyla onlar da yeni gelen rejime destek oluyorlar ama bir süre sonra tasfiye de oluyorlar. Bu uzun, bilmiyorum kaç dakika oldu, hiç durmadan konuştum ama uzun bir şey oldu. Bütün devrimin hikayesi bu şekilde. Sevgili Coşkun, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet. Gerçekten oldukça uzun ama akıcı ve o kadar da güzel ve hakikaten keyifle de dinledik, bilgilendik de. Ancak bu arada çok yorulmuş da olabilirsin, bilemiyorum. Tabii ki sorular var. Bir 3 dakika ara verelim. Eğer devam edelim diyorsan sorularla devam edeceğiz. Ben rahatım yani. Peki. Buralcığım biraz erken davrandı, tamam.